İyi günler değerli izleyicilerim. Hoş sohbetlere başlıyoruz inşallah. Hoş sohbetler. Adam hoş geldiniz. Evet, sohbetlerin hoş olması samimi olmasından kaynaklanır. Maşallah, evet. Azamet yapmazsan, hoca havalarına girmezsen, alim havalarına girmezsen, halka tepeden bakmazsan, halkı cahil görüp kendini dehşetli bir şey olarak görmezsen, adamlar o havada çıkıyorlar. Ya istisnasız, çok ayıp ya ve çok rahatsız edici. Ne oluyorsun ya, 9 ay 10 günlük bir insansın ya, sen de etten kemikten, o da Allah'ın kulu, o da Allah'ın kulu. Ne olmuş yani? Hayır, kitap oku, adam bilgisayardan bakar aynı şeyi öğrenir. Yani senin kafandaysa orada da bilgisayarda var. Bilgisayar senden daha büyük halim. Yani seni katlar, bin kere katlar. O yüzden hava atacağın, pozlara gireceğin bir şey yok. Genellikle halkın tepesine bakan, böyle yukarıdan olayları değerlendiren, her şeyi ben bilirim kafasında, sizler günahkar kullarsınız, ben büyük adamım, sizi cennete götürecek yolu ben bilirim, benimki zaten garantili, ama sizi kurtarmanın yolunu size göstereceğim, sürekli yeni şeyler öğreteceğim size. Böyle bilmiş bir havaya gerek yok. Evet, dinliyorum. İslam özgürlüktür etiketi 2 numara oldu Adnan Bey. İslam özgürlüktür. Sabah kalktım, dinler esarettir mi? Yani bir şey, böyle bir etiket yapmışlar. Derhal dedim, hemen biz de bir cevap verelim. İslam özgürlüktür bak. Bu kadar. Hemen tak, anında cevap. Anında cevap. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, bu arada... Evet. Bir şıklısınız ki yani anlatılacak gibi değil. Şıklığınız anlatılacak gibi değil. Ne yani varmış ki? Gömlek, ayakkabı. Ya ayakkabı. Şahane. Ya kardeşim bak. Bu kadar şık ayakkabı. Dediler ki araba hazır. Her zaman öyle. Ayakkabılıktan ilk ayakkabıyı aldım. Çeketi de kaptığım gibi dışarı fırladım yani bu kadar. Şahane. Evet. Ne varmış ki de? Nasıl? Canlanıyor. Derisi mükemmel. Cengi cengi. Derisi mükemmel. Ya ne olabilir, hayvanı zayi etmemişler. Göz İyi olmuş. Yani. Ney? Göz kamaş. Evet. Bizim taklitlerimizin videosu geldi mi sana? Neyse, onu daha sonra gösteririz şimdi. Şahane böyle, bayağı güzel. Evet, dinliyorum. Sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lılarca yola döşenen el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Şehitlerimizin isimleri henüz açıklanmadı. Kardeşim, buna karşı İsrail'in geliştirdiği bir metot var. Yani bombanın yerini adeta böyle röntgen gibi tespit edebiliyorlar, çıkarabiliyorlar. Teknik bir gelişme oldu bu konuda. Onu Türkiye'nin de kullanması gerekiyor. İsrail'le görüşsünler. İsrail bunu kullanıyor geniş çaplı. Bayağı da başarılı bir yöntem. Türkiye'de de kullanalım. Bu adamlar bunu gece gündüz yapacak belli. Böyle göğüs göğüse çatışma yok artık bunlarda. Ya sırttan vuruyorlar ya dürbünlü karabinayla uzaktan böyle. Genellikle dürbünlü karabina konusunda bunlar uzun uzun eğitiliyorlar. İngiliz uzmanlar bunlar. Karabina konusunda, yani dürbünlü karabina konusunda 2 yıl, 3 yıl eğitim alan kişiler var PKK'da. Evet. Sırf bak, dürbünlü karabina eğitimi alıyor. 3 yıl. 2000 metreden vurmak için. Zaten menzili falan öyle, verdikleri silahların. Çoğu İngiliz menşeli ve İngiltere'de eğitim görüyorlar. Tabii illegal bir eğitim bu. İngilizlerin devletinin yaptığı eğitim. Adamlar sorgularında bunu söylüyorlar zaten. Dolayısıyla bizim askerin en fazla 800 metre falan mermilerin menzili. Adamlar 2000 metreden bizim aslanlarımızı vurabiliyorlar. Dürbünlü karabinayla. Bu çok büyük bir tehlike. Buna karşı uzun mesafeden bunları kovalayacak sistem geliştirmemiz lazım. Mesela 2000 metreyi 2 metreye kadar yaklaştıracak dürbün sistemleri geliştirmek lazım.
ve onların mevzilerini darmakeşen edecek bir yapıda oluşturulması gerekiyor. Önce uyarırsın, sonra da kökten kaldırırsın orayı. Evet. Irak'ın tek Arap olmayan 6. Cumhurbaşkanı Celal Talabani dün Berlin'de hayatını kaybetti. Arap değil de ne yani? Arap olmayan da tamam da ne yani milletini niye söylemiyorlar? Talabani 2012 yılında Irak Başbakanı Maliki ile yaşadığı tartışmanın ardından beyin kanaması geçirmiş. Uzun süre Almanya'da tedavi gördükten sonra ülkesine geri dönmüştü. Allah rahmet eylesin diyelim, ne diyelim? Solcu bir insandı. İnşallah onun yerine berbat birini getirmezler. Evet. Kerkük de eğer Barzani kötü şeyler yaparsa artık yani bayağı samimiyetsiz bir görüntü oluşmuş olacak. Oradaki kavimlere saygılı olmak lazım. Türk kavmi, Türk, Kürt, Kürt, Çerkez, Çerkez, Arap, Arap. Yani asimile etmeye kalkmak, yerlerinden, yurtlarından etmeye kalkmak çok çirkin. Bir de Irak'la anlaşma yapıp konuyu kökünden halletmek lazım. Konu çok uzadı. Yani yapacağız, edeceğiz değil de nezaketiyle o bölgeye girilmesi lazım. Yani Irak toprağı değil mi burası? Irak toprağı, tamam. Irak, Türkiye ile anlaşma yapar. Der ki benim ülkeme 1500 tankla gelin der. Buna kimse karışamaz. 1500 tankla girelim. Barzani'nin yoğunlaştığı bölgeler sarsın tanklar. Ondan sonra konuşmalar gelişsin. Ondan sonra durum değerlendirmesi yapalım. Tanklarla sararsın. Efendim, gücünü göstertirsin. Sonra da konuşursun. Hukuksuz hiçbir şey yok bunda. Çünkü Irak kuvvetleri olmuş oluyor bu. Irak istediği için. Efendim, mesela Kerkük'ün güvenliği, Kerkük'e de yine öyle 500 tankla girilebilir ve güvenlik sağlanabilir. Yani hani oldu olacak, geldi gelecek beklemeye gerek yok. Oraları havada bırakmayalım, tank ateş etsin demiyoruz biz, çatışma da olsun değil. Ama asker orada mevzilensin. Tanklar mevzilerini alsınlar. Efendim, hatta topçu da obüsler olay yerine getirilsin. Onlar da mevzi alsınlar. Usul böyledir. Ondan sonra da konuşursun adamla. Yani bak senin lehine bu. İngilizlerin devleti hepimizin aleyhine. Efendim, Kerkükler, Türklere, Araplara, Kürt kardeşlerimize, herkese bunlar bela olacak. Herkes birbirine düşürmeye kalkıyorlar. Bölgeyi ateş çemberine çevirecekler. Buna müsaade etmeyelim diyecek. Yani nezaketiyle başkanlık sarayının artık neyse başkanlık binasının önüne de 4-5 tane tankı getirir, korsun. Namlular binaya tevcih olmuş şekilde. Konuşursun. Yani konu da biter. Ya kan da akmaz, bir şey de olmaz yani. Ama uzaktan uzağa Türkiye'den ya bence böyle pek olmaz. Adam korku içinde, İngilizlerden korkuyor, İngilizlerin devletinden. Ama Türk tankları orayı sararsa o tankları da güvenerek gönlü rahat eder. Ve bahanesi de olur. Ben ne yapayım der işte. Tanklar kapıya gelmiş, dayanmış. Benim yapacağım bir şey yok. Onların dediğini yapmanın dışında bir yol olmaz. Bu da makul zaten dedikleri. Doğru söylüyor derler. Bence bekletmeyelim. Yani tamam asker hazırlık yapıyordur, şudur budur doğru ama bekletmek de pek mantıklı olmaz. Amerika karşıyım diyor. Ya Amerika bir kere
İngiliz Derin Devleti'nin dışında nefes alamaz, nefes. Ya doğrudan İngiliz Derin Devleti'nin emrinde olan bir devlet yapılanması var. Doğrudan. Hiç lamıcım yok, aksini yapamazlar. Dolayısıyla bu daha yeni fark edildi. Bizim yazarlarımızdan bazıları korkuyor İngiliz Derin Devleti'ne. Çok ayıp yapıyor. Ya verecek bir can borcum var. Ne korkuyorsun ya? Ne korkuyorsun? 500'e yakın aydana elhamdülillah İngiliz Derin Devleti'nin vasfını anlattırdık. Vesile olduk. Maşallah. Devlet kabul etti. Kendi devletimiz kabul etti elhamdülillah. Hükümet kabul etti. Emniyet kabul etti. MİT kabul etti. Herkes farkında İngiliz Derin Devleti. Rusya kabul etti. İran kabul etti. Evet. İngilizlerin devletini. Herkes şu an muazzam bir teyakkuz var. Onlarda da panik var. Yakalanmanın paniği var. İngilizlerin devletinin başarısının ana nedeni iyi gizlenir. Hep Amerika'nın arkasına gizlendi. Amerika'yı kalkan olarak kullandı. Yani sağ koluna taktı kalkanı. Bakanlar Amerika diye gördü. Nereye gitse Amerika, hep işte şeytan, iblis, şu bu falan dedirttirdiler Amerika'ya, bazı insanlara. Halbuki arkasına saklanan güç asıl. Evet. Mesela PKK'nın arkasında İngilizlerin devleti var, FETÖ'nün arkasında İngilizlerin devleti var, IŞİD'in arkasında İngilizlerin devleti var. Adamlar doğrudan asker kullanmıyor, kiralık asker ayarlıyor, onu kullanıyor. Masa başında adam bir elinde viski kadehi, bir elinde puro. İkisi de zararlı olan şeyler. Yani bu saydıklarımız. Masada bunları idare ediyor, anlatıyor. Bakın, Amerika diye bir şey yok. İngiltere vardır. Tek devlet vardır. Ama Amerika'yı öne sürmesi, İngiltere'nin gizlenmesi 200 yıldan beri devam ediyor. Yani 150 yıldan beri özellikle devam ediyor. Bu muazzam bir strateji. Bak şu vakte kadar bütün dünyadan kendini gizlediler. Osmanlı'nın yıkılışını, bütün topraklarının darmadağın edilişini, her türlü melaneti İngiliz Derin Devleti yaptığı halde Türk aydınının gözünden bu kaçtı. İngiliz Derin Devleti'nin bu çirkin, kirli başarısıdır. Ve müthiş kirli bir başarıdır bu. Halledecek bir şeydir bu. Aydınlar bunun farkına varamadılar. Ben üstüne bütün gücümle ve ani atakla gidince ve kitapla üzerlerine gidince muazzam bir panik yaşandı. Dolayısıyla bunların gizlenme stratejisinin patlatılması elhamdülillah bize nasip oldu. Allah o şerefi bize verdi. İngiliz Derin Devleti ahir zamanın deccal hareketidir, deccaliyettir. Osmanlı'yı mahveden İngiliz Derin Devleti'dir. Abdülhamit'i mahveden İngiliz Derin Devleti'dir. Ezim ezim ezdiler Abdülhamit'i, mahvettiler. Ve Osmanlı topraklarının büyük bölümünü Abdülhamit devrinde Abdülhamit'in elinden aldılar. Kârhaneler açıldı. Meyhaneler açıldı İngiliz Derin Devleti'nin teşvikiyle. Kumar devlet eliyle oynatılmaya başlandı. Ve Darwinizm, yüz binlerce Darwinist kitap Osmanlı topraklarında resmi Osmanlı matbaalarında basılıp Abdülhamit kanalıyla dağıtıldı. Ve bundan da yetinmediler. Her yerde tütün fabrikaları kurup bütün Osmanlı geçtiğini duman altı ve alkol altı yaptılar. Gemilerle viski getirdi İngilizler. Bedava dağıtıldı. Tonlar hesabıyla. Milyon litre hesabıyla Osmanlı'ya şarap ürettirdiler. Osmanlı şarap üretti, milyon litre hesabıyla. Rakı üretti. Bütün Osmanlı topraklarına dağıtıldı, meyhaneler açıldı. Ve Osmanlı gençliğinin büyük bölümünü duman altı, alkol altı yaptılar. Ve kolayca yenecek ruh haline getirebilmek için de son darbeyi Darwinizmle vurdular ve mahvettiler Osmanlı'yı. Ama şu an yakalarına yapıştık. Abdülaziz, Sultan Abdülaziz Han, cennet mekan, şehadetine vesile olan bu azılı katillerin, İngiliz Derin Devleti'nin yakasına Osmanlı'nın torunları yapıştı artık.
İflahlarını keseceğiz, iflahlarını. İlimle, irfanla, kanlı hukukla. Şimdi ne yapalım? Size saygımız büyük, sevgimiz de büyük. Ama bir süre, bir süre görüşelim. Sizi gönderelim, hanım kardeşlerimiz gelsin. İnşallah. Evet, kısa videolarla devam ediyoruz, birazdan birlikteyiz. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Evet, ne güzel. Devam ediyor olmamız. Ve güzel bir atmosfer. Ya tabii kardeşlerimiz de iyiler de ama yani hava güzel, dışarısı yeşillikler falan. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngilizlerin devletini üstü kapalı ifade ederek Türkiye'den parlak beyinlerin çelinmesine izin vermeyeceğini söyledi. PKK saldırılarında yeteri kadar insanı kaybettik. FETÖ gibi ihanet çetelerine yeteri kadar insanımızı kaptırdık. Parlak beyinlerimizi bir anafor gibi içine çeken batılı ülkeler yeteri kadar insanımızı yuttu. Artık 80 milyon vatandaşımızın tamamına sahip çıkacağız. Her vatandaşımızın geleceğinin bu topraklarda olduğu bilinciyle ülkemize sahip çıkmasını sağlayacağız dedi. Çok güzel, çok hayati bir konuşma yapmış. Bu da alışılmış bir konuşma değil. Herkes milli olacak Türkiye'de. Başka kurtuluş yolu yok. Milli olmayan unsurlar Türkiye'yi mahvettiler. Evet. Ve mahvetmeye devam ediyorlar. Sakın ha, bundan sonra müsaade yok. Milli olmayan, kökü, kuyruğu dışarıda olan her türlü sistemin Türkiye'de ilerleme hakkı yok. Evet, dinliyorum. Türkiye'nin dış politikası hakkında bir genel çerçeve çizebilir misiniz? Türkiye elastiki olması lazım. Böyle bir baba şefkatiyle yaklaşması lazım. Yani mesela bir babanın haylaz oğlu da olabilir. Dindar oğlu da olur. Dinsiz oğlu da olabilir. Hepsine sahip çıkar. Şefkatle yaklaşmak lazım. Ya bizim küs olduğumuz, kavgalı olduğumuz hiçbir ülke olamaz. Türkiye bütün dünyayı kurtarmaya niyetli bir ülke. Bizim dışladığımız ne bir kavim olabilir, ne bir ülke olabilir. Hepsine sahip çıkarız. İlimle, irfanla, sevgiyle, şefkatle, akılla, kültürle. Tayyip Hocam'ın mantığı bu konuda güzel ama tabii gençlerin de çok yardımcı olması gerekiyor Tayyip Hocam'a. Yani hani sen yap biz de seyredelim bu işi olmaz. Kafalı insanların, sanatçı insanların, bilim adamlarının bu milli hamleye milli destek vermeleri şart. Evet, dinliyorum. Sosyal adalet İslam'ın emri ama hayret edici şey. Mesela bak namazı unutmamışlar. Zekatı unutmuşlar diyelim. Çünkü vasfını değiştirmişler. Diyor ki karısının altınlarının 1/40 Şimdi ben buna Ç diyecektim ama demiyorum yani. Çok münasebetsiz bir açıklama ya. Ayet açık. İhtiyaçtan arta kalan diyor. Ne anlamazdan geliyorsun? Nerede görülmüş karının altınlarının 1/40 Zaten karısına adam değer vermiyor ki altın alsın ona. Yarım görüyor, hayvan görüyor, haşa. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışının bir kısmı bu kafada. Bakın, halledici şekilde bu unutulmuş. Tevrat'ta da var bu, İncil'de de var, Kur'an'da da var. Bakın İsa Mesih nasıl yapıyor? Geliyor bir kasabaya. Ey falanca diyor, ne iş yaparsın diyor. Ben kayıkla diyor balık tutarım diyor. Tamam diyor, peşimden gel diyor. Adam gidiyor kayığını satıyor, ağlarını satıyor. İsa Mesih'in peşinden geliyor. Şimdi bak, ekmekleri bir kabın içine dolduruyorlar, kabın içine. Bak fiili uygulama var. İsa Mesih de talebelerine gelin diyor. Bölüp veriyor, bölüp veriyor, bölüp veriyor. Hepsine dağıtıyor ekmek. Görüyor musunuz uygulamayı? Sonra balıklar, balıkları da getirin diyor. Balıkları da bölüyor, veriyor. Ekmeklerin arasına koyuyor. İslam'daki uygulama bu işte. Hristiyanlıkta da aynı, Müslümanlıkta da aynıdır bu. Buna velayet sistemi denir. Yani fiili uygulama. Ve bu farzdır. Bunun ikinci bir yolu yok. Allah burada birisi köşeyi dönsün, öbürü sürünsün. Böyle bir şey yok. Ben Allah emaneten verdim sana parayı diyor. Dağıt diye verdim diyor. Yani adam gidip üstüne çöküp oturuyor. Üstüne otur diye vermiyor. Allah boynunu,
belini, böğrünü, her yerini ondan dağlarım diyor. Böyle bir şey yok. Mal benim diyor. Allah diyor ki mal benim diyor. Bana ait diyor. Siz fakirsiniz, zengin olan benim diyor Allah. Benim verdiğim malı dağıtın benim kullarıma diyor Allah. Herkes müminle birbirinin velisi. Ayet açık. Veli demek Kur'an'da açıklanıyor. Her şeyiyle sorumlu olan insan. Hastalığı, yemesi, içmesi, kıyafeti. Yani sokaktan geçen herhangi bir kişi. Farz edelim. Şimdi astığımızda bakıyoruz değil mi? Sokaktan geçen herhangi bir insan. Baktık üstü başı berbat. Kıyafet almakla mükellefiz. Yemek yemediyse yemek yemekle, yedirmekle mükellefiz. Evi yoksa evimizin bir odasını vermekle mükellefiz. Ha, adamın işine gelmiyorsa dinsizim diyebilir, o ayrı mesele. Dinlerim diyorsa bunu yapacak. Dinsizse kendi bilir, zaten ona bir zorlama yok. Ama dindar bunu yapmakta mükellef. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İran'a gitti. Şu an Tahran'da. Hamaney ve Ruhani ile bir araya gelecekler. Kuzey Irak'taki referandum ve Suriye konuları konuşulacakları söyleniyor. Ekonomi, Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikteler. Tayyip Hocam mübarek delikanlı, temiz delikanlılar. Hayret yani, Allah'ın hikmeti. Onu Allah korudu. Yani davada arkadaşlarının da birçoğunu korudu. Ocak sağlamdı ama Erbakan Hocam güzel yetiştirdi. Erbakan Hocam'ın imanı çok güçlüydü. Ve felaket inatçıydı rahmetli. Ama öyle az bozu inatçı değil. Ben böyle inatçı bir insan görmedim yani. Müthiş bir dirayet ve irade gücü vardı. Asla yıkamıyorlardı, deviremiyorlardı yani asla. Ne oyunlar, ne laf, gayet sakin. Ben hatırlarım o zamanlar neredeyiz biz şimdi? Uydudayız. Ya kardeşim uyduda da hiçbir şey konuşulmuyor ki. Mesela gazetenin ismini verilebiliyor mu bilmiyorum. Verilmiyor. Yok. Ya böyle iş olur mu kardeşim ya? Bu nasıl bir sistemdir? Gazete ismini veremiyor. Nasıl anlatacağız, nasıl anlatayım? O zaman bir gazetede çıkmıştı. Erbakan hocamıza gülüyorlar, gençler toplanmışlar hani. O da küçük bir topluluk toplamış. Yani herhalde bir en fazla 250-300 kişi falan var. Gülün aziz kardeşlerim, gülün diyor. Son gülen iyi güler diyor. Bir de onun sesiyle düşünün böyle bir şeyde. Hakikaten son gülen iyi güldü. Maşallah. Evet, dinliyorum. Türkiye'yi de etkileyen bir savaş olacak mı? Aman Allah'ım, nasıl güzel ya. Hayret ediyorum gençler. Yeni nesil akıl almaz güzel. Allah ömrünü uzun etsin. Hidayet versin, sağlık sıhhat versin. Allah nuruyla sarsın. Fevkalade güzelsin maşallah. Canımın içi zaten biz savaş halindeyiz şu an. Yani ama senin dediğini anlıyorum ben. Yani öyle kapsamlı bir savaştan bahsediyorsun. Yani büyük bir operasyon olabilir. Türkiye'nin yapacağı büyük bir operasyon olabilir. Yani kapsamlı bir operasyon olabilir. Ama yani böyle işte Ankara, İstanbul'u sarsacak falan, her yeri sarsacak bir olay olması mümkün değil. Niye? Çünkü Mehdi'nin olduğu yerde o tip büyük felaket tarzı olaylar olmaz. Bak deprem konusunda söyledim. Dedim ki deprem Türkiye'de olmayacak dedim. Hicri 1506'ya kadar. Bütün bilim adamları olacak dediler. Kim haklı çıktı? Ben haklı çıktım. Evet, dinliyorum. PKK niçin ortaya çıkmıştır? Yakışıklım, nur yüzlüm, PKK'yı İngiliz Derin Devleti'nin kurduğunu Abdullah Öcalan çok kapsamlı detay vererek anlatıyor. İngiltere kurdu diyor ve İngiltere'de yönetiyor diyor, bu kadar açık. Ya hayrettir onu Öcalan'ın anlatması da, şaşırtıcı. Evet, dinliyorum. Selam hocam, Trabzon'dan Halit. Bütün görüntünün beyinde yaratıldığını biliyoruz. Ama kardeşlerimizin durumu nedir? Onu açıklayabilir misiniz? Ama kardeşimize
karanlık gösteride sadece siyahı görür. Yani başka bir şey görmez. Biz de yani gözümüzü kapattığımızda siyah görüyoruz zaten. Yani siyah görme öyle bilmediğimiz, görmediğimiz şey ya bir odada ışıklar tamamen kapandığında siyahı görüyoruz. Siyahı görme çok önemli bir şeydir. Siyah bir renktir ve temel bir renktir. Bayağı önemlidir. Siyahı gören beyazı da görür, diğer renkleri de görür, hepsini görür. Perde kısa bir süre kapalı. Bir ama kardeşimizin perdesi ne kadar kapalı oluyor biliyor musun? Göz açıp kapama vakti kadar. Bakın ahirette ona sorulduğunda öyle diyecek. Ne kadar kaldın ve ne kadar ama kaldın? Göz açıp kapama vakti kadar diyecek. Çok kısadır. Evet dinliyorum. Günümüzde biz mi Kur'an'a uyum sağlıyoruz yoksa Kur'an'ı mı kendimize uyarlıyoruz? Bu sorunun cevabını öğrenmek isterim. Benim nur yüzümü bir kere başörtüsünden dolayı tebrik ediyorum. Her gördüğüm kapalı genç kızı takdirle, hayranlıkla değerlendiriyorum. Çünkü zor bir ibadet. Öyle özellikle ahir zamanda zor bir ibadet. Alaycı alçakların alaylana rağmen, sıcak havaya rağmen Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. Bu çok güzel. Kur'an'a mümin bakar, samimi vicdanla ne deniyorsa onu yapar. Kur'an'la adeta böyle bir savaş var şu an. Bir manevi savaş. Ne diyor Fethullah Gülen? Bir de diyor Kur'an'ın yeterliliğini savunanlar var diyor. Haşa nevzü billah diyor. Ya insan küfre gider ya diyor. Kur'an yeterli demek ne demek diyor. Allah esirgesin diyor. Büyük bir felaket diyor. Facia diyor. Cübbeli de aynı şeyleri söylüyor. Birçoğu aynı şeyi söylüyor. Büyük bir facia diyor. Allah Kur'an yeterlidir diyor. Adam çıkıyor. Yok diyor yetersizdir diyor. Eksik Kur'an diyor. Hadisin Kur'an'a ihtiyacı yoktur diyor. Ama Kur'an acizdir diyor haşa. Hadise ihtiyacı vardır diyor. Açık açık söylüyor. Dolayısıyla biz Kur'an'a samimi, rahat bir ruhla yaklaştığımızda Allah ne diyor? Namaz kılın bakıyoruz. Rükû, secde ve kıyam var. Abdesti de çok kısa tarif etmiş. Bilinen şekilde namazı kılıyoruz. Kur'an bize bu konuda yetiyor. Allah diyor ki şarap içmeyin, içmiyoruz. Kumar oynamayın, oynamıyoruz. Domuz eti yemeyin diyor, yemiyoruz. Adam öldürmeyin, hırsızlık yapmayın. Efendim, fuhuş yapmayın. Yani gayri ahlaki olan bu eylemi yapmayın. Nasıl yapın? Ancak helalinizse, yani o kadın size ait bir kadınsa, helaliniz olan bir kadınsa, nikahlınızsa istediğiniz gibi birleşin. Beraber olun. Ne yapıyorsanız yapın. Yani sevişin, sevgiyi yaşayın. Ama değilse sureti katiyede onunla cinsel ilişkiye girmeyin diyor Allah. Ayette açık hüküm, net. Efendim, Allah adına kesilmemiş etleri yemeyin. Çok net. Kan, bunu yemeyin ve içmeyin. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bu kadar. Gayet sade. Ha şimdi adam nasıl anlamazdan geliyor? Diyor ki, ya kardeşim diyor şimdi Kur'an'da tamam domuz eti haram da bir de ıstakoz var diyor. Başka? Midye de var diyor. Başka? Kerevit var diyor. Başka? Sayarım diyor. Sen acele etme diyor. Say say sabaha kadar bitmiyor. Ya diyoruz böyle bir şey olsa Kur'an'da yazmaz mı? Kur'an eksik bir kitap diyor. Sen Kur'an'a niye güveniyorsun ya diyor. Hadise güvensen Kur'an'a niye güveniyorsun diyor. Abdest alacağız. Mesela çok kısa açıklıyor abdesti Kur'an. Yüzünüzü yıkayın, kollarınızı yıkayın diyor. Başınızı mesedin, ayağınızı yıkayın. Çok basit, gayet kolay. Adam 370 sayfa kitap yazmış. Abdest nasıl alınır? Adam okuyor kitabı.
yani kusura bakmayın diyor, ben abdesti dahi alacak durumda değilim diyor. En iyisi vazgeçeyim diyor. Çünkü 370 sayfa yazılan bir abdest şekli bir insanın yapabileceği gibi olmuyor. Birçok insanın yapabileceği gibi olmuyor. Onu yazan alim de yapamıyor zaten o dediklerini. O yüzden insanların büyük bölümü Kur'an'ı değiştiriyor. Kur'an son derece sade, anlaşılır, kolay bir kitaptır. Cenab-ı Allah ne diyor ayette? Hazreti İbrahim'in dini gibidir. Kolaydır diyor Allah. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler diyor. Onlar da zannediyor ki zorlaştırdıkça Allah daha hoşuna gidecek, daha beğenecek. İçinden çıkılmaz hale getirdikçe daha beğenecek. Museviler de böyle yapıyorlardı. Ve helak oldular birçoğu o devirde. Hazreti Musa zamanında. Hazreti Musa diyor ki Rabbimiz bize bir buzağı kesmemizi emrediyor. Diyorlar ya öyle bir şey olmaz, sen bize bir tarif yap bakalım nasıl bir şey diyor bu. Tarif ediyor, gene olmadı diyorlar. Gene tarif ediyor, gene olmadı diyor. Gene tarif ediyor, gene olmadı diyor. Bir daha ah diyor şimdi oldu diyor. Allah diyor ki neredeyse yapmayacaklardı diyor. İşte gelenekçi sistemin nasıl geliştiğini Allah Kur'an'da gösteriyor. Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışının nasıl felaketlere insanı sürüklediğini gösteriyor. Evet. Bak ayet diyor ki Allah Hac suresi 78'de din konusunda Allah size bir güçlük yüklememiştir. Güçlük yok İslam'da. Tıpkı atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi diyor Allah. Kamer suresi 17'de diyor ki andolsun diyor Allah yemin ediyor. Biz Kur'an'ı öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp düşünen var mı diyor. Kolaylaştırmama rağmen öğüt alıp düşünmüyorlar diyor Allah. Onun için Kur'an'ı değiştiren gelenekçi Ortodoks İslam anlayışının facia yönünü, felaket yönünü, cehennem gibi yönünü gördükleri halde o sisteme sarılmanın bir alemi yok. Sarılan ülke yıkılıyor, sarılan insan yıkılıyor. Bak sıradan gitti her yer. Suriye mahvoldu. Gelenekçi İslam'ın kalesiydi. Irak, gelenekçi İslam'ın kalesiydi, yıkıldı. Afganistan kalesiydi, yıkıldı. Libya, gelenekçi İslam'ın kalesiydi, yıkıldı. Ve yıkılmaya da devam ediyor. Allah eseri gelsin. Evet, dinliyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Kur'an'a uymamız gerektiğini söylüyorsunuz. Biz de Kur'an'a uyuyoruz inşallah. Fakat verdiğiniz örneklerde mesela Bediüzzaman'dan örnekler veriyorsunuz. Bazı sözlerini söylüyorsunuz. Bediüzzaman'ın da kitaplarında birçok şirkin olduğunu biliyoruz. Aynı Mevlana'nın olduğu gibi. Bu bir çelişki değil mi? Bediüzzaman mazlum bir insan. Büyüklenmiyor. Mevlana büyükleniyor. Allah olduğunu iddia ediyor. Bediüzzaman hiç ender hiç olan kardeşinizi bak. Hiç ender hiç. Ve diyor eğer bir tarikat kuracaksak diyor bunun adı diyor acz-i mendidir diyor. Acz tarikatıdır diyor. Aciz ve zavallı bir çare bir ihtiyarım diyor. Ama öbürü ne diyor? Ey zalimliğin başlıyor. Ey gaddar, ey gafil. Seni uyarıyorum diyor. Sen nesin? Zavallı bir insansın. Bak Müslümana hitabına bak. Ey gafil. Gafile tembih. Tembihül gafilin. Gafile tembih. Bediüzzaman diyor ki ey nefsim diyor konuşurken. Ey nefsim. Hep kendini hitap ederek, kendini hitap ederek konuşuyor. Yani kendini yüceltmiyor. O yönüyle güzel. Ezaya ve cefaya tahammül yönü güzel. Fakat Atatürk'e bir öfkesi olmuş. Bu görülüyor. Ama şahsi bir öfke gibi görülüyor bu. Ama bunun geçici bir öfke olduğunu da görüyoruz sonraki konuşmalarında. Çünkü Atatürk'e ey şanlı gazi diyor. Kahraman ordunun komutanı diyor. Ama bir arada öyle öfkeli bir çıkışı olmuş benim gördüğüm. Biz asıl son ifadesini esas alırız ve mahkemedeki ifadesini esas alırız. Atatürk'e sen şöyle demişsin, böyle demişsin diyorlar. Ne diyor? Benim böyle bir ifadem yok diyor.
Bitti. Dolayısıyla Bediüzzaman şirk ortamında göreve gelmiş, Kur'an'ın yeterliliğini savunan bir Müslüman. Ancak bu kadar konuşabilmiş. Ancak bu kadar anlatabilmiş. Her şeyi dengede tutması gerekiyordu. Çünkü taraftarları, talebeleri onu Mehdi biliyorlardı. Bütün de nefsini ezmek istemedi onların. Biraz onları ümit var tutmak için hafif bir ortalı uslup kullandı bir ara. Ama sonra çok netleştirdi uslubunu. Gayet net uslup kullandı. Kendisinin Mehdi olmadığını, kendisinin mezardan bu gelişmeleri izleyeceğini, göreceğini tarih vererek Mehdi'nin de çıkacağını belirtti. İstanbul'da çıkacağını, Darwinizmi, materyalizmi ezeceğini uzun uzun anlatıyor. Ya 1980 yılında gelecek diyor, İstanbul'da gelecek Mehdi diyor. Darwinizmi hedefleyecek diyor, birinci hedefi olacak diyor. Sonra Müslümanların birliği için bir gayret gösterecek diyor. Şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa diyor, bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar Mehdi ve şakirtleridir diyor. Bir asır sonra gelecek Mehdi diyor. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde diyor, Risale-i Nur'un gerçek sahipleri Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir, o tohumlar sümbürlenir, biz de kabrimizden seyredip Allah'a şükrederiz diyor Risale-i Nur'da. Şirk konusunda çok titiz Bediüzzaman. Uzun risaleler yazmıştır şirke karşı. Herkesi de uyarmıştır. Ve Kur'an'ın yeterliliğini açık açık savunmuştur. Yani çok net ifadeleri var. Bizim açıklamamız şu olabilir diyor. Ben talebelerime diyor ne isim vereyim, nasıl bir isim vereyim diye düşündüm. Kur'an talebesi diye bir isim vermeyi uygun buldum diyor. Biz Kur'an talebeleriyiz diyor. Yani ehli Kur'an'ız diyor. Daha ne desin? Evet dinliyorum. Merhaba Adnan Bey. Ben ciddi anlamda ölümü düşünüyorum ve bunu neden düşündüğümü bilmiyorum. Acaba bana yardımcı olabilir misiniz? Yaklaştır mısın? Canımın içi, Allah seni çok güzel yaratmış. Sen veli ruhlusun, güzel yüzlüm. Allah sana her şeyin en güzelini, en hayırlısını versin. Kalbine de inşirah, ferahlık versin. Ölümü çok düşünüyor olman senin ruhunun yüksekliğini, mümin olduğunu, Allah'ın ruhunu taşıdığını gösterir. Yoksa çok umursuz olurdun, hiç ilgilenmezdin. O güzel haline Allah sana bir nimet olarak sunmuş. İnşallah Allah velayet dereceni artırır, seni derinleştirir, kendine daha yakın eder ve seni kendini sevenlerle birlikte haşreder ve birlikte onlarla dostça, kardeşçe yaşamanı da Allah sana dünyada da cennette de nasip etsin. İnşallah. Evet. Ya ben şeyi soracağım. Osmanlı Devleti dinle yetişen, şeriatla yetişen bir ülke. Ama nedense her fethettiği ülkeden yabancı cariyeleri alıp onlarla birlikte oluyorlar. Bu dinlen günah değil midir? Bunu kimse sorgulamıyor. Bunu merak ediyorum açıkçası. Güzel yüzüm, benim anladığım şunu diyorsun. Yani Osmanlı mesela Viyana muhasarası yapıyor, bir yere gidiyor, fetih yapıyor. Orada kadın esirler var, onları alıp getiriyorlar. Onlar da tabii cariye hükmünde olmuş oluyor. Onlar ya oradaki mücahitlere veriliyor veyahut işte esir pazarında onlar cariye olarak satılıyor. Bunu demek istiyor. Ben öyle anladım. Evet. Bu Kur'an'a göre uygun. Yani çünkü kadınları katletmiyorlar. Eziyet etmiyorlar. Acı vermiyorlar. Onlara sağ salim, sıhhatli çocuklarla beraber alıp getiriyorlar. Ve bunları çeşitli aileler hizmetçi olarak evlerine alıyorlar. Ve aldıklarında da kendi yediğinden yediriyor, kendi giydiğinden giydiriyor ve onlara zulüm yapamıyor, baskı yapamıyor. Özel hukuku var onların. Yani Hristiyan da olsa
özel hukuku var. Musevi de olsa fark etmez. Hepsinde aynı saygı, hürmeti görüyorlar. Dolayısıyla burada kötü olan bir şey ben göremiyorum. Çünkü öldürülmeleri, hapsedilmeleri mevzu bahis oluyor savaşta biliyorsunuz kadınların. Ama öldürmüyorlar, hapsetmiyorlar, zulüm yapmıyorlar. Alıp getirip ailelerin yanına hizmetçi olarak, görevli olarak veriyorlar. Ve onlara çok iyi davranılıyor. Hatta bırakılsa bile gitmiyor birçoğu. Ve isterseler zaten bir süre sonra ayrılabiliyorlar. Yani hür de olabiliyorlar. Yani sahibi olan kişi ona bu hakkı verebiliyor. Zaten İslam'da, Kur'an'da hemen hemen her suçun karşılığı köle azat etmektir. Köle. Benim anladığım yani köle olan hanımefendileri kastediyor gibi geldi bana konuşmasından. Evet. Verdiğim cevap da herhalde yeterlidir diye düşünüyorum. Kölelerin bırakılması Kur'an'da ibadettir. Mesela insan bir suç işlediğinde mesela üç köle bırakır, iki köle bırakır. Onu boyun çözme olarak geçiriyor Kur'an'da Allah ayette. Bunun karşılığı mesela bir boynu çözmek veya fakirlere yemek yedirmek bu tarzadır. Yani insanlar da sık sık hata yaptıkları için zaten sürekli bir köle azat etme sistemi var. Köle azat etme bir ibadet olarak Kur'an'da teşvik ediliyor. Dolayısıyla savaşta karşı tarafta adam öldürmüş insanlar bunlar. Kadınlar da savaşa katılıyorlar. Adam öldürüyorlar. Ama buna rağmen, tabi tespit edilmemiş oluyor adam öldürmemesi. Buna rağmen ama öldürmeye yardımcı oluyor. Mesela ok veriyorlar. Adam ok atıyor, ona ok veriyor. Mancınık atan adam, mancınık için mızrak veriyor. Buna rağmen bu kadınlar affediliyor. Ve ailelerin yanında bunlara bakılıyor ve defaten bunlar bırakılıyorlar. Yani özgür oluyorlar. Bilmiyorum atladığım bir husus var mı ama bana bu insancıl geldi. Yani ben o devrin şartları açısından çok makul. Bu devirde de zaten böyle bir olay olmuyor. Evet. Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, Hulusi Akar Paşa'nın İran ziyareti hakkında bir iddia ortaya attı ve şunları yazdı. Ankara'daki kaynaklarımızdan Irak Merkezi Yönetimi'nin Kuzey Irak'a, İran'ın da Kandil'e birlikte askeri operasyon yapalım, birlikte girelim dediğini öğrendik. Israrlı olmaları daha da ilginç dedi. İşte bundan sonra İngilizlerin devletin oyununu fark ettikleri için gereğini yapacakları anlaşılıyor. İran FETÖ'yü mesela kabul etmemişti. Çok isabetli hareket, Rusya da kabul etmedi. Onlar anladılar vaziyeti. Ama IŞİD'le mücadelede ve PKK'yla mücadelede İran'la Türkiye'nin işbirliği yapmasını uzun süreden beri engelliyorlardı. Tahran Times'ta haftalarca üst üste çıkan onlarca yazımdan sonra kriz çözüldü. İran'la dost olduk elhamdülillah. Tayyip Hocam'a karşı da gönlümüz rahat. Hükümetin faaliyetleri açısından da gönlümüz rahat. Bundan sonra iyi olacaktır. Ama daha önce biliyorsunuz Pers milliyetçiliği şu bu falan diye İran karşıtlığı körükleniyordu. Fethullah Gülen bu karşıtlığı muazzam körükleyen bir tipti. Cennetin yolu Tahran'dan geçse, İran'dan geçse cennete gitmek istemem diyen bir adamdı. O kadar gözü dönmüştü. Ama bu kafa kırıldı şu an. Gayretlerimin sonucunda elhamdülillah. Evet dinliyorum. Merhaba Adnan Bey, ben Özgür. Benim sorum şu olacak. Adem ve Havva'dan önce dünyada düşünebilen insan benzeri varlıklar var mıydı? Yakışıklım, Adem ve Havva, zer alemi denilen dünyadan ayrı bir paralel evren var. O paralel evrende onlar vardılar zaten. Adem, Havva ve bütün peygamberler hepimiz orada hazır vardık. Allah defaten yavaş yavaş oradan insanları aldı ama ilk Adem'i aldığında birden insan olarak ortaya çıkartmadı. Meleklerin gözü önünde çamurdan
yani balçıktan, temiz balçıktan, yani bu kil, normal bu işte seramik, seramik balçığından insan biçiminde mükemmel bir heykel yaptı Allah. İki elimden yaptım diyor. Belki insan suretini tecelli etti, o şekilde yaptı. Yani çok sanatkarane, mükemmel bir heykel. Tam insan görünümünde. Ve bu kuru, kuru heykel. Yani seramik gibi. Sonra Allah buraya gel dedi, geldi. Ama o gelen Adem'di, yani zer aleminden geldi. Fakat Allah onu orada harika olsun, insanların hoşuna gitsin. Çünkü biz onu seyredeceğiz. Meleklerin hoşuna gitsin diye sanatlı getirdi, bu kadar. Yani geliş sanatlıdır. Yoksa geliş şekli hazırdan gelmiştir. Yani karmaşık bir yapı yok. Evet, dinliyorum. Uluslararası basında yeni yayınlanan yazılarınız şunlar Adnan Bey. Endonezya'nın en büyük İngilizce gazetesi The Jakarta Post'ta sol görüşlü Amerika'nın bağımsız haber sitesi American Herald Tribune'de Afrika felaketlerle anılmayı hak etmiyor başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Afrika'da yaşanan insanlık dramının asıl sebebinin farklı çıkar odaklarının güç ve kaynak elde etme çabası olduğunu anlatıyorsunuz. İyiler ittifak ettiğinde menfaatperestlerin zavallıları sömürme hırsının durdurulabileceğini ifade ediyorsunuz. İsrail'in önde gelen günlük İngilizce gazetesi Jerusalem Post'ta Türkiye, Irak-Kürt bölgesel referandumuna neden karşı? Başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınız en çok okunanlar listesinde. Jerusalem Post'ta. Evet. İsrail'deki bir gazete. Evet. İsrail'in önde gelen günlük İngilizce gazetesi Jerusalem Post'ta Türkiye, Irak-Kürt bölgesel referandumuna neden karşı? Başlıklı makaleniz yayınlandı. Bölgede PKK'nın tüm sinsi yollarını tıkayacak, ezilen Kürt kardeşlerimizi koruyacak, Türkiye, Irak, İsrail ve Rusya ittifakının büyük önem taşıdığını belirtiyorsunuz. Yazınız en çok okunanlar listesinde. Doğu Malezya'nın en fazla okunan İngilizce gazetesi The Borneo Post'ta Amerikan örneği zor koşullar altında birlik olmak başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda tüm yıkıcılıklarına rağmen doğal afetlerin rengi, dini ne olursa olsun insani değerlerini ve her şartta birlik olabileceklerini hatırlattığını belirtiyorsunuz. Geçmişten beri dayanışma ruhuyla örnek olan Amerikan halkının bugün provokatörlerin ara bozmaya yönelik spekülasyonlarına prim vermemesi ve birlik ruhunun daima güç getireceğini unutmamaları gerektiğini anlatıyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda Suudi Arabistan'ın önde gelen İngilizce haber sitesi Riyad Vision'da da yayınlandı. Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'da like için yaşamak sosyal medyanın yeni hastalığı başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda sosyal medyanın önemli bir tebliğ ve dostluk ortamı olduğunu ancak bu ortamın gençlere kötülüğün yöntemlerini gösteren bir yol olarak kullanılmaması gerektiğinden bahsediyorsunuz. Bosna merkezli haber sitesi Cazinnet'te ise ideal Müslüman kadın başlıklı makaleniz yayınlandı maşallah. Gayet güzel. Bir makaleniz daha var. Endonezya'nın en büyük İngilizce gazetesi Jakarta Post'ta Birleşmiş Milletler'in boyun bağını gevşetmek başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda dünya için umut olması gereken Birleşmiş Milletler'in bürokrasi çıkması için de bocaladığını, dünyadaki sorunlar karşısında yeterli çözümleri zamanında üretemediğini anlatıyorsunuz. Bu konuda acilen reformların yapılması gerektiğinin önemini vurguluyorsunuz. Gayet güzel. Allah bize böyle bir imkan sunduğu için Rabbimize hamd ediyoruz. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, anladığımız kadarıyla dini mezheplere göre yaşamıyorsunuz. Yaşadığınız dini neyden baz alıyorsunuz ya da nasıl yaşıyorsunuz? Aslında işin doğrusu tabii Hanefi, Sünni ağırlıklı benim din anlayışım. Yani mecburen öyle yapıyoruz. Ama mesela ben midye yerim, ıstakoz yerim, haram olduğuna inanmıyorum. Çünkü Kur'an'da öyle bir hüküm yok. Öyle karmaşık bir abdest alma ritüelim yok. Yani ona inanmıyorum. Kur'an'daki gibi kısaca alıyorum abdesti. Ama Sünni Müslümanlara şefkat duyuyorum, seviyorum. Onları koruyup kollamak için gece gündüz uğraşıyorum onlara zarar gelmesin diye.
Şii Müslümanlar, Alevi Müslümanlar hepsini çok seviyorum. Hiçbirine Hristiyanları, Musevileri onları da çok seviyorum. Hiçbirine kötülük gelmemesi için gayret ediyorum. Bu bilinen bir husus. Ama aklın yolu açık. Aklın yolu bir. Yani ıstakoz şu an yetişti, çıtır çıtır yerim, güzel kızarmış ıstakoz. Haram değil, niye haram olsun? Efendim, öyle uydurma haramların hiçbirini kabul etmiyorum. Mesela kadınların yarım olduğunu kabul etmiyorum. Kur'an'da Allah mümin ve müminat kadınları eşit, erkekleri eşit görüyor Cenab-ı Allah. Eşit olduğunu söylüyor. Ben kadının yarım olduğuna inanmıyorum. Gelenekçi inanca karşıyım, kabul etmiyorum. Yani kadınların dövülmesi, mesela dört mezhepte var, ben kabul etmiyorum. Dövme değil o. Kadını evden uzaklaştırma, annesinin evine, babasının evine gönderme veyahut kendi annesinin babasının evine gönderme, bir süre görüşmeme. Ya böyle bir şey olur mu? Kadına önce sen uyaracaksın, hatırlatacaksın, sonra yatağına ayıracaksın, sonra sille tokat kadına gireceksin yumruktan. Ondan sonra diyeceksin ya böyle olmuyor, en iyisi aramıza bir hakem tayin edelim diyeceksin. Yani sen kadının ağzını burnunu kırmışsın sen. Dişinin falan ağzını burnunu darmadan hakem tayin ediyorsun. Kadının gözü mözü şiş. Ondan sonra hakemler de konuşuyor. Sonra artık yap olmuyor boşanalım diyeceksin. Boşandıktan sonra kadın 3 ay iddet bekleyecek. Sonra barışalım diyeceksin. Kafasını gözünü yardın kadınla nasıl barışıyorsun sen ya? Hayır, barışırsın da yani bu nasıl bir mantık? Birdenbire böyle bir atlama olur mu ya? Mesela bak olay şöyle gelişiyor yavaş yavaş. Gayet mantıklı bak şimdi ne yapıyor? Önce uyarıyor, hatırlatıyor, nasihat ediyor. Sonra yatağına ayırıyor. Sonra evden ayırıyor. Sonra hakemleri çağırıyor. Hakemler konuşuyor. O da olmazsa nikahı bozuyor, ayrılıyorlar. Ve kadını kendi evinde, evinden kovmadan, evinden atmadan kendi evinde tutuyor. Kadın iddeti müddetince o evde kalıyor. Ve sonra kadın eğer istiyorsa kocasına yeniden dönüyor. Normal prosedür bu. Ama sen nasıl, bak böyle giden bir prosedürü birden böyle yapıyorsun. Kadın ağzını burnunu kırıp bir olay çıkarıyorsun. Sonra tatlılıktan hakemleri çağırıyorsun. Kadın zaten hastanelik olmuş, dövmüşsün. Niye hakem çağırıyorsun? Doktor çağırman lazım senin. Madem dövdün. Değil mi? Ya böyle bir mantıksızlık olmaz. Ben buna inanmıyorum yani. Ama tabii kökenimde Sünni Hanefi inancım. Ama İmam Ebu Hanefe'nin büyük alim olduğunu kabul ediyorum ama bu konularda hata yaptığına da inanıyorum. Evet. Türkiye'ye ne zaman şehitsiz bir güne uyanacağız? Minik burunlum, güzel yüzlüm, Allah senin sevgini artırsın. O şehitler olmazsa İttihat İslam olmaz. Allah bir büyük hamle öncesi hep bunu yapar. Cenab-ı Allah'ın adetullahıdır. Büyük bir fütuhat olacak inşallah. Şehitsiz günler Mehdi devrindedir. Mehdi'nin olmadığı ortamda daima olaylar olur. Ya yani durduramaz, mümkün değil. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımız kısa videolarla devam ediyor. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Evet, dinliyorum. Merhabalar. İlerleyen yıllarda teknolojinin tamamen bittiği bir dönem yaşayacak mıyız? Buradan sevgiler hocam. Yakışıklı muhtemel köylü olacak çünkü adamlar boş vermiş olacaklar. Boş vermiş olunca bilim de olmaz, sanat da olmaz zaten. Sadece işte adam öldürme, ahlaksızlık, gasp, yani pislik, rezillik de geçilmeye başlıyor. Bir de zaten önümüzdeki yüzyılda hava sıcaklığı akıl almaz artacak. Yani normalde insanların pek yaşayabileceği gibi olmayacak. En iyimser tahminle insanların %30'unun öleceği düşünülüyor sıcaktan. Yani en iyi tahminle benim kanaatim en az yarısı ölür. Ya çok güçlü bünyeler sıcağa dayanabilecekler. O Arabistan falan, oralarda hiç adam kalmaz zaten o sıcakta. Bak 100 yıl sonra bilim adamları söylüyor bunları. Yani teknoloji, bilim, ağaç falan hiçbir yer kalmaz. Orman falan hiçbir şey bırakmazlar. Yani Allah bizi o dönemden kurtardı. Çok
kepaze bir dönem, çok rezalet bir dönem. Dinsiz, Allahsız, kitapsız. İşte bulduğu yerde birbirini boğazlıyorlar, birbirini bıçaklıyor, asıyor, evet, kesiyor. Yecüc Mecüc zaten ondan önce çıkacak, büyük bir katliam yapacak. Yani çok çok berbat bir dönem. Allah bize göstermesin o dönemi inşallah. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ruhani görüşmesi sonrasında açıklama yapıldı Adnan Bey. Sizin söylediğiniz bir şey daha gerçekleşti. İki ülke her konuda ittifak edecek ve dolarla değil, kendi para birimiyle ticaret yapacaklar. Helal olsun ya. İşte olay bu kadar. Aylar önce söyledim. Konu güzel bir noktaya geldi. Bak, aylar önce söyledik bunu. Kardeşim, İran zıtlığı, Pers zıtlığı, bilmem ne var. Pers diye bir şey yok. İran ırkçılığı kabul etmez. İran halkında ırkçılığı kabul eden insan yok. Öyle bir şey yok. Hep dindar insanlar. Irkçılık haramdır diye gece gündüz anlatıyorlar. Ne Pers ırkçılığı. Ağızlarını hiç ağızlarına bile almıyorlar öyle bir konuyu. Elhamdülillah Müslümanız diyorlar. Nur gibi insanlar. Öyle bir iddia çok 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 yanlış olur. Bir Pers hakimiyeti böyle bir konu yok. Ya Pers ırkı diye bir ırk yok zaten yani şu an. Ya asimile olmuş durumda. İran'ın genetik yapısına baksan %80 Türktür. Genetik yapısı. İstersen baksın, bilimsel incelesinler. Hayır, zaten teknik olarak yarısı Türk. Evet, evet. Ama ayrıca genetik olarak bakarsak diğer kesime, onların da genetik olarak %80'in Türk asıllı olduğunu görürüz. Pers ırkı asimile oldu. Öyle bir ırk yok. Ve ırkçı da yok. Bir geçen anlatmıştım. İşte o Şah'ın oğlu, Rıza Pehlevi'nin oğlu. İşte gelip Türkiye'de görüşelim falan dedi buraya. Ya. Ne faydası olacak, ne diyeyim yani, ne yapayım, senin başa mı geçirelim diyeyim. İran devletine, hükümetine saygı dolu, sevgi dolu. De ki ben yardımcı olayım size de, seni bakan da yaparlar. Efendim, başa da geçersin, kimsenin seninle alıp veremedi yok, Müslüman can yakışıyor. Ama eski modelden gidiyor, babasının devrinin modelinden gidiyor. Ya şu olacak iş mi Allah aşkına? Koyu dindardır İran halkı. Nasıl o eski kafaya dönsünler yani? Her neyse de, evet, dinliyorum. Ruhani konuşmasında şunları söyledi. Etnik ve mezhebi ayrımcılıkları artırmak bazı yabancıların buradaki planlarıdır. Bu şekilde bölgeyi ayırmaya çalışıyorlar. İki ülke de bu davranışları kabul etmiyor. İki ülkenin de temel amacı parçalanmamış Irak ve Suriye'dir. Ya kardeşim, şimdi şöyle alelade bir dönemde olsa bizi ilgilendirmez. Ya alelade bir durum olsa, adam istiyorsa bomba parça yarasın, bize ne yani. Olay şu, diyorlar ki bütün İslam alemini bir un ufak edeceğiz. Küçük küçük lokmalar ayıracağız. Sonra da bunları teker teker yutacağız diyor adam. Yani İslam'ı yeryüzünden yok edeceğiz. Yoksa adam desek yani İslamiyet dursun, Müslümanlar dursun. Ayrılsın bana ne ya? Yani isterse 30 parça ayrılsın. Yani bizi ilgilendirmez. Genel bir başlığı olur bunun. Ama bu yok etme politikası. Büyük Ortadoğu projesi demek, Müslümanları küçük küçük lokmalara ayırıp sonra teker teker yok etmek. Dini yok etmek, İslam'ı yok etmek. Fethullah Gülen ahmakçasına geldi bu oyuna. İnanılır gibi değil. Ya koskoca adamsın kardeşim ya. Yaşını başını almışsın, ahirete gideceksin. Allah'a, hadi imanını kaybettiğini düşünelim, milyonda bir ihtimal bile vermiş olsan, yine bu anormalliği yapmaman lazım. Ya Türk milletinden başka kin duyacak millet bulamıyor musun ya? Ya hiçbir millete kin duyma da, niye kendi vatanına kafayı takıyorsun? Niye kendi vatan insanlarını öldürtmek istiyorsun, şehit etmek istiyorsun? Bu nasıl bir manyaklık ya? Ne istiyorsun? Neye musallat oluyorsun bu millete ya? Niye parçalansın? Niye yok olsun? Niye İstanbul ayrı bir devlet olsun? Niye İzmir ayrı bir devlet olsun? Niye Güneydoğu PKK'ya verilsin? Ferahlayacaksın mı? Soğuyacaksın mı? Ne kazanacaksın ya? Bütün İslam alemi paramparça oldu. Millet de dinsiz, imansız oldu. Kitle katliamı da yaptın. 3 milyon Müslümanı şehit ettin. Soğuyacak mısın? Ferahlayacaksın mı? Ne olacak ya? Bu nasıl bir deliliktir kardeşim? Ya bu nasıl bir manyaklıktır, ben anlayamıyorum bunu. Ya şeytan bile bu kadar manyak olmaz. Ya bu nedir bu ya? Bu nasıl bir iş? Evet, dinliyorum.
İran ziyaretinden fotoğraflar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu. Aziz kardeşim Ruhani'nin davetiyle şu anda Tahran'da bulunuyoruz. Zat-ı devletlerine ve heyetine muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Hicri 61 yılında o Muharrem gününde Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyti'nin şehadetinin yıl dönümünde bir kez daha onları yad ediyoruz. Şah-ı Merdan Ali Efendimiz'i şükranla yad ediyorum. Ya ne güzel Hazreti Ali'ye olan sevgileri, ya şu dedeme olan sevgileri, ne kadar muhteşem. Böyle güzel, ya bir dindar olmuş, ne güzel İran ekonomisi güçlü, ordusu güçlü, ahlakları güzel. Ne güzel insanlar ya, büyük bir nimet, koskoca İran. Daha ne istiyoruz, yanı başımızda bir dost. Uğraşmak ne kadar ahmakça bir şey ya. Düşman olmak ne kadar ahmakça bir şey. Böyle bir akılsızlık olur mu ya? Fethullah Gülen diyor ki, ya diyor cennete giden yol oradan geçse diyor, ben cennete gitmekten vazgeçer geri dönerim diyor. Yani iman etmediğini de burada göstermiş oluyor. Evet. Müslümanın söyleyeceği bir söz değil bu. Allah'a inanan bunu söylemez. PKK'ya Milli İstihbarat Teşkilatı çok fazla sayıda MİT elemanı soktu. Bayağı yüksek sayıda. Benim bildiğim 70 kişi. Kilit noktaları. Bu kahpeler ne yaptılar? Devlet bunlara güvendi, MİT'te görev verdi FETÖ'cülere. O zamanlar. Bütün bu PKK içerisindeki bizim aslanlarımızın isimlerini tespit ettiler. Kod numaralarını, hepsinin resimlerini, her şeyini tespit ettiler. Götürdüler PKK'ya teslim ettiler. Dediler ki, bu içinizde bunlar var. Gereğini yapın. Benim canlarımı birkaç gün içinde tamamını şehit ettiler. 30 yıllık MİT elemanları bunlar ya. 30 yıllık. Bak 30 yıldan beri PKK'nın içinde görev yapıyor MİT elemanı. Görüyor musun? Şu şehadetin güzelliğine bak ya. Şu şehadetin güzelliğine bak. 30 yıl PKK'nın içinde ne kadar zordur ya. Devlete her gün bilgi veriyor. 30 yıl. Sen de gidip kahpelik yapıyorsun. İhbarda bulunuyorsun. Ya bu adamlara yani müebbet veriyorlar, hiçbir şey değil yani. Hiçbir şey değil. Yani bilmiyorum. Ya böyle bir kahpeliğe müebbet hiç yani. İdam da hiç bunlar aslında. İdam da hiç yani. Evet dinliyorum. İnsanlar birbirlerini sevdi. Dünyada hiçbir sorunumuz kalmadı. Nefes aldığımıza şükretmeliyiz. Oh benim canım annem, oh benim güzelim, oh benim cennet kuzum benim. Allah güzelliğini artırsın, ahlakını artırsın. Maşallah sana, ne güzel. Ne kadar güzel, maşallah. Doğru söylüyorsun. O dediğin günler yakın. İran'la Türkiye birleşti ya, artık bundan sonra bölgede Türkiye'yi de İran'da tutacak güç yok. Ya ikisi de süper güç aslında, şimdi doğrusu bu. Bir de Rusya'yı beraberlerine alıyorlar. Ya kardeşim bu ne oluyor biliyor musun? Hidrojen bombasından büyük bir şey olmuş oluyor. Yani bunu hiçbir güç yenemez yani, Allah'ın izniyle. İran, Türkiye, Rusya. Bitti. Ya hiçbir güç getiremez yani. Ya kahredici bir güç olmuş oluyor. Evet dinliyorum. Kardeşini seven bebek var. Aman Allah'ım. Çocuğun çekeceği var Allah'ım. Baksana o da şaşırdı kaldı. Allah'ım bayağı kızdı o. Burnuna dokundu. O illet oldu burnuna dokundu. Pek dostane bulmamış olabilir o hareket. Tayyip hocam yiğit delikanlıdır, dürüst delikanlıdır.
İyi delikanlıdır. Tayyip Hoca'ya milletçe sahip çıkalım. Şahsına. Sahip çıkalım. Etrafında yılanlar, çıyanlar geziniyor. Ben görüyorum, duyuyorum, anlıyorum. Gerçi gereken tedbirleri devlet alıyor ama çok titiz destekte fayda var. Evet, dinliyorum. Ülkece çok kötü durumlara doğru gidiyoruz. Hastanelerde, etrafta çok fazla şiddet var. Neden insanlarımızda bu kadar çok fazla madde alımı, şiddet, çıldırmış konuma gelmiş? Ben bunu çok merak ediyorum. Nereye doğru gidiyoruz acaba? Güzel yüzüm, işte Deccal'in bir atağı oldu, esaslı bir atağı. Onun sonucunda tabii manevi bir ciddi bozulma oldu ama şu an toparlanmayı senin üslubundan da görüyoruz. Bak herkes kötü olan, yanlış olan, vicdansızca olan, çirkin olan her şeye karşı. Bu ne demek? Herkes mükemmele doğru gidiyor demektir. Çünkü savunması lazım bizim çıkarttığımız insanların. Yani o sistemin savunması lazım üslubuna. Ama bak şiddetle karşılar. O zaman herkes karşı olunca bu yok olur. Demek ki Mehdiyet yumruğunu vurmuş. Manevi yumruğunu. Ve iyiye doğru gidiyor. Biraz beklersek, tabi biraz zorlu geçecek. 2018'ler, 2019'lar zorlu geçeceği aşikar. Ama Müslüman korkmaz, yılmaz. Efendim Allah'a güvenir. 2018, 19, 2020. Evet. Biraz sabır. Evet, dinliyorum. Bu sabah Hakkari'de şehit olan askerlerimizin isimleri açıklandı. Gösterebiliriz şehitlerimizi. Abdil Kılıç. Gökhan Topal. Ömer Doğan. Olcay Çelik. Kabalayları bir daha gösterdi. Abdil Kılıç. Yüksek sesle. Abdil Kılıç. Gökhan Topal. Ömer Doğan. Olcay Çelik. Ama bunların yüzünde cennet kuzusu oldukları belli. Evet, maşallah. Hepsinin yüzünde cennet kuzusu ifadesi var. Cenab-ı Allah askerlik görevlerini kaldırmış. Yanıma gelin demiş, gitmişler. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun. Allah mübarek etsin, Allah bize de nasip etsin. İnşallah. Annelerine, babalarına Cenab-ı Allah uzun ömür, sabrı cemil nasip etsin. Ne mutlu onlara. Evet. Öldüğümüz zaman kıyamete görebilecek miyiz? Öldüğümüz zaman ilk olarak sevdiklerin, tanıdıkların, halen yaşayanlar seni karşılayacaklar. Hani diyor ya, öldüğümü arkadaşlarımdan, kardeşlerimden, öyle bir şey yok. Kendi kardeşleri karşılıyor onu zaten. Zaman olmadığı için. Onu yanlış biliyorlar. Yani Allah tedirgin olmasın, mutlu olsun diye öyle bir güzellik yapıyor. Normal, gerçekten kardeşleri. Onlar yani. Nazım Hazretleri'ni anlatmıştınız. Tabii tabii, Nazım bize karşılama görevi verildi diyor. Ya hayatta halbuki o. Bak hayatta ama karşılamaya gidiyor. Kalbi rahat ediniyor. Çünkü seviyor ya. Sevdiği için tanıdıklarını görmek istiyor. O. Bir daha ben yakışıklımı göreyim. Öldüğümüz zaman kendimi görebilecek miyiz? Aslında çok seri her şeyi görüyoruz. Ama bir sırası var. Önce sevdiklerimizi görürüz. Sonra yaptığımız iyilikler, güzellikler bize anlatılır. Yaptığımız güzellikler, iyilikler. Sonra cennete alınırız. Sonra da her şeyi görürüz. Görmek istediğimiz her şeyi görürüz. Yani sıralama bu şekilde. Ama bunlar süratle oluyor yani. Böyle bir hani aylar, yıllar, şeyler. Ama küfürde öyle değildir. Çok sıkıcı. Fakat Müslümana gösterecek. Fakat ölü olduğu da unutulmaması lazım. Yoksa bir insanın yani açık şuurlu olarak ona tahammül etmesi mümkün değil. Yani imkansız. Yani canının alınırken bile o Azrail'in öfkesi
tamir edilir gibi değildir. Yani ama mümin görür. Ama içine bir ferahlık gelir tabii. O ahlaksızların canının öyle alınması, bu ferahlıktır. Mesela 90 yıldan beri cehennem tarafına yuvalanan bir taş, bir münafık. İşte geçenlerde öldü. Şimdi müminler bunun halini gördüğünde tabii ki bir ferahlık duyacaklardır. Tabii ki ferahlık duyacak. Ama münafıklar onun hampaları başka türlü düşünürler. Halbuki onları bekleyen akıbet de aynı şekilde. Ama bunu tabii Cenab-ı Allah hemen göstertirse imtihan kalkar. Ama buna işaretler olur. Sadece işaretlerle anlayabiliriz şu an. Olabilir. Olabilir. Evet, dinliyorum. Yeni yaptığınız sulu boya tablolarınızı gösterir misin? Nasıl, bir daha söyle bakayım. Yeni yaptığınız sulu boya tablolarınız. Sabah yaptım. Evet. Sabah. Bir saatte. Evet. Denizdeki Tarih isimli yeni tablonuz. Denizdeki Tarih. Tarih. Yaklaştırarak göstert. Bak, denizin altında sütunlar var. Roma tarzı sütunlar. Tarihi sütunlar. Ve denizin altında kalmış. Güneş de denize vuruyor. Işık oluşuyor. Nasıl? Şahane değil mi? Güneş ışığının pırıltısını da çok güzel vermiş. Beautiful. So nice. Çok harika. Ah, severim tatlıdır değil mi? Evet, ikinci tablomu görelim sulu boya. Japon balıkları. Akvaryumda Japon balıkları. Evet. Kardeşim bak, benim kullandığım yağlı boya tekniğinin dünyada benzeri yok. Evet. Kullandığım sulu boya tekniğinin de dünyada benzeri yok. Evet, böyle bir teknik ben görmedim. Evet. Yok. Ve bu çok çok daha güzel. Evet. Evet, herkes huşu ve vecd içinde bakıyor tablolarına. Evet. Evet, dinliyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 34 kişiye 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sadece suikast timi değil, yardım ve yataklıkta bulunanlara da ceza verildi. Buna göre Cumhurbaşkanı'nın eski yaveri Ali Yazıcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Ya bunlara hiçbir şey değil. O müebbet ya. Gerçekten hiçbir şey değil. Şu MİT mensuplarını ya kardeşim bak düşün. Kandil'de mağarada adamlarla beraber MİT elemanı 30 yılını vermiş. Ya bu nasıl bir kahpeliktir ismini veriyorsun? Nasıl bir kahpeliktir bu ya? Bu idam hiçbir şey kurtarmaz bu adamı yani. Müebbet de kurtarmaz bunu yapan kahpeye yani. Ha, ne yapılması gerekir? Şimdi onu canlı yayında anlatacak durumum yok. Ama böyle alçakları bilmiyorum yani. Milletin mahkemesini oluşturtar keşke de bir kanunla. Efendim, millet gönlünden geçeni bu tip olaylarda açıklayabilse. Yani kanunla, hukukla bir yol bulabilseler. Yani çok kızdırıcı. Mesela bir yakınımızın annesinin tansiyonu yükselmiş. Acil hastaneye götürmüşler. Şimdi bu tip vakalarda biliyorsun holter takılıyor. Tansiyon takip ediliyor bir gün. Hanımefendi demişler, sizin holter sıranız 2 hafta sonra. Ya adam ölüyor kardeşim, yeni tansiyonu çıkmış. 2 hafta.
Holter nedir ya? Çok ucuz bir malzeme. Nedir ya? Söyle 100-200 tane gönderelim hastaneye. 200 tane alalım. Bütün vakıflar öder, herkes gönderir. Ya adamı niye 2 hafta bekletiyorsunuz ya? Bak bu kırıklarda 3 hafta bekletiyor. Ya dışarıda çok ucuz basit malzeme adam alıp masanın üstüne koyacak. Yok diyor. Şimdi basına da haber verin de o başhekimden bir konuşsunlar. Basın çok bazen gereksiz şeylerle ilgileniyor. İşte bu konuyla ilgilensinler. Nasip ama önce bir başhekime biz kendimiz bir rica edelim. Yani adamı meşhur etmenin bir alemi yok şu an. Kendimiz bir rica edelim. Anlatalım. Ya alıp getireceğiz diyelim Allah Allah. Değil mi? Yazık günah. 2 hafta holter için bekletmek ne demek ya? Hastanenin kaç holteri var? 10. 100 tane alalım kardeşim. 200 tane alalım. Pahalı bir şeydi ki bu. Yani sıradan bir malzeme yani. Bütün vakıflar, dernekler, herkes hayrını alır ya bir tane alır verir. Böyle olmaz. Evet dinliyorum. Dominik aus Bayern, wir sind jetzt hier gerade auf Abschlussfahrt und bin jetzt gerade eigentlich um die Gedächtniskirche herumgeschlendert und bin jetzt eigentlich gerade hier auf das ja, Denkmal, sag ich mal, gestolpert, sage ich jetzt mal, weil ja das letzte Jahr, glaube ich, war das, der Terroranschlag jetzt hier am Christkindlmarkt in Berlin und ich finde eigentlich das. Also auch aus meinem tiefsten Inneren meines Herzens, das ist was unglaublich Schlimmes, wenn man Menschen dazu auffordert oder sie dazu nötigt, das zu tun, was andere wollen. Das geht nicht, weil wir in einer freien Demokratie leben, hier in Deutschland, und das sollten andere auch akzeptieren. Ich finde, allgemein sollte die Welt mehr demokratisch werden. Auch die ganzen Regime, die es immer noch gibt, in Nordkorea etc., finde ich, darf es eigentlich nicht mehr geben. Und jeder soll frei leben können und man soll frei seine Meinung sagen, aber frei seine Meinung so kundgeben, dass man eben das nicht mit Gewalt durchsetzt. Ach canım benim, Hristiyan değil mi bu çocuk? Bak görüyor musun? Ne kadar güzel bir ahlak, ne kadar güzel bir sevgi anlayışı. Ufacık yaşına rağmen mükemmel bir Mehdi talebesi, mükemmel bir İsa Mesih talebesi. Evet. Tam bir Mesih'i, tam bir Muhammed'i. Çok güzel. Canım benim, o senin dediğin güzellikler en kısa sürede olacak. En fazla 3-5 yılı var Allah'ın izniyle. Yine bir vatandaşın damarlarına stent takılacakmış. Bu SGK'sı olduğu için ama demişler sana Çin malı olan bir stent takabilir. Çin malı. Ama ekstra para verirseniz iyi stent takarız diyorlar. Ya bu yani her tarafı pahalı olsa ne olur stent dediğinde yani ne halinde küçük bir parça bu yani. Pahalıysa da, ya iste bizi alalım desin hastaneler. Yani vatandaşa biz bunları böyle takacağız, böyle şeyler takacağız. Efendim, gönüllü olarak alın, alalım. Böyle şeyler çok kötü. Çok acı. Yani hükümetin bunca iyi niyetine rağmen, bunca gayretine rağmen daha hala böyle acı olaylar oluyor olması çok korkunç. Olmaz böyle şeyler. Hastaneler istesin, para vereceğiz kardeşim. Bak özel hastanesi, genel, devlet, kim olursa olsun. Uzatmasınlar bu konuyu. Desin ki şu malzemelere ihtiyacım var, hastane açıklasın, alacağız ya. Millete eziyet istemiyoruz. Yani eziyet derken zor durumda kalmalarını istemiyoruz. Evet dinliyorum. Miyavlayan... Bu ayı sandığı ne zaman bulunacak acaba, çok merak ediyorum. Yakışıklı mı? Bak alametler başladı yavaş yavaş işte. Şimdi Tevrat, orijinal Tevratlar bulunmaya başladı. Tevrat rolleri. Altın üstüne yapmışlar. Çok akıllıca hareket etmişler. Hakikaten bozulmaz. İnce altın levhalar üstüne Tevrat yazmışlar. Var mı onların haberi? Bakayım.
o çok çok büyük olay aslında bunun. Mühür bulunmuş mesela. Hazreti Süleyman devrinden kalma olduğundan şüpheleniliyor o devre ait olabileceği. Hazreti Süleyman'ın bizzat kullandığı mühür değildir. Hazreti Süleyman'ınki daha süslü çünkü. Ama devletin, Hazreti Süleyman devrinde devletin kullandığı bir mühür olma ihtimali var. Süleyman kullandı mı ya zümrütten olur ya yakuttan olur yani öyle. Dandik mühür kullanılması var. Dedem zevkli maşallah. Mesela devlet hastanelerinde kanser için ultrason ya da MR çekilmesi gerektiğinde ağır kanser de olsa haftalar sonra randevu verilmesi o çok korkunç. Bunu istemiyoruz. Bak hükümet, devlet kim istiyorsa bizden para istesin. Söz bir Allah bir çeketimiz de varsa satacağız, bu parayı ödeyeceğiz. Ama bu korkunç görüntüyü istemiyoruz. Bak ne istiyorlarsa yapalım. MR için hasta bekletir mi kardeşim? Kaç makine var? 5. 10 tane daha alalım. Yani bu olmaz. Bekletme. Ya beklet, adam ölür o arada. Allah istesin. Bekletmek ne demek ya? Belki orada tedavisini yapacaksın. O parça küçükse alıp adamı kurtaracaksın. Olur mu öyle şey? Haftalarca. Bu ne fena. Bir de doktorlara da vicdan azabı çektirecek bir şey bu. Adamı geri göndermek çok acı bir olay. Evet dinliyorum. Bahsettiğiniz haber var Adnan Bey. Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen metal mühür, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 2 cm ebadında 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan muskalık ve 2 adet üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan büyük kitabı olduğu düşünülen kitabe ele geçirildi. Büyük kitabı mı? Evet. Kabala desin canım, büyü deyince insanlar anlamaz. Kabala kitabı. Peki o kitapların içinde yazanlar ne zaman öğreneceğiz? Ya hiçbir şekilde öğrenemiyoruz. Mesela Tevrat, orijinal Tevrat bulundu, kaldırdılar. Orijinal İncil bulundu, kaldırdılar. Bu nasıl oluyor ya? Bu anormal bir durum. Bunu hem Cumhurbaşkanlığı'na hem Başbakanlığa dilekçeden sunalım. Biz bundan içeriğini öğrenmek istiyoruz. Ve nerede olduğunu da öğrenmek istiyoruz. Hani dese ki hükümet, ya ben, biz güvenlik nedeniyle gizli tutuyoruz, o da kabul. Ama içinde ne var, görmek istiyoruz. Ya fotoğraflarını görelim, fotoğrafını görmezden mahsur var. Değil mi? Bu mühürün, diğerlerinin hepsinin fotoğraflarını istiyoruz. Yani bilimsel bulgu bunlar. Kamuoyuna açık olması lazım. Ciddi şekilde bastıralım, bu işi halledelim. Evet dinliyorum. Miyavlayan iki sevimli. Birbirine benziyordu bunlar. Çok iyi arkadaş olmuşum. Ahbaplık tam. Evet. Ya mükemmel. Şimdi kardeşim bak yıllar oldu Tevrat bulunalı. Bu konuda bilgi verilmedi. Kamuoyuna haber, nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Fotoğrafını bile göremedik. İncil bulundu geçenlerde. Onun hakkında da bilgi yok. Bir kere daha bulundu eski İncil. Yine bilgi yok. Bu Tevrat nüshalar hakkında bilgi yok. Yani mesela Ölü Deniz'de tomarlar bulundu. Açıklandı mesela şu 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 yazıyor. Onlar da aslında çok detaylı yok ama yine de varsayılır. Evet. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımız kısa videolarla devam ediyor. Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Evet, dinliyorum. Washington'da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğrul'u gösterebiliriz ismini. Bundan böyle federasyon değil,
konfederasyon temelinde bir müzakereyi kabul edebileceklerini belirtti. Bizim için federasyon seçeneği ölmüştür dedi. Şöyle devam ediyor sözlerine. Önümüzdeki ikinci bir seçenek ise özel bir cumhuriyet, Fransa, Monaco ya da İngiltere Cebeli Tarık modeli gibi bir yapı. Yani dışişleri ve savunma alanlarındaki yetkilerimizi Türkiye'ye devredip gerisini kendi içimizde yönettiğimiz bir cumhuriyet. Henüz hangi yolu seçeceğimize karar vermedik. Ankara ile birlikte oturup karar vereceğiz dedi. Ya işte ayrı Rumlara eserlerse ama sınırlarında kaldırsınlar yani pasaport vizeyi kaldırsınlar. Kardeş olup dost olup gayet güzel yaşasın, o kadar uzun düşünecek bir şey yok. Evet. Verilecek toprak falan da yok. Zaten biz çok fazla toprak verdik yani artık. O konuyu gündeme getirmezsen çok ayıp, çirkin, biraz da saygısızlık yani. Durup durup şurayı verin, Magosa'yı verin, bilmem neyi verin. Ulan tövbe estağfurullah. Yani, ulan derken ortalığa söylüyorum. Yani çok rahatsız edici bir şey. Neredeyse üçte ikisini verdik Kıbrıs'ın yani. Daha ne yapalım yani? Evet, dinliyorum. Adnan Bey, henüz ortada hiç öyle bir ittifak yokken, hatta ülkeler arasında gerilim artarken sizin İran ve Rusya ile ittifak kurulması gerektiği ile ilgili izahlarınız vardı. Bir iki tanesini okumak istiyorum. 27 Ocak 2014 tarihinde İran Fars Haber Ajansı İngilizce Servisi adına Kuroş Zibari'nin sizle yaptığı röportajda şöyle söylemiştiniz. Yıllardır özellikle Orta Doğu'daki mevcut sorunların çözümü için Türkiye-İran ittifakının önemini savunduğum bilinir. Böylesine iki güçlü ülkenin sevgi üzerine kurulmuş olan ittifakı Orta Doğu'da önemli bir manevi güç oluşturacak. Diğer devletlerin de katılımıyla Suriye, Irak, Mısır gibi şu anda ciddi sorunlar yaşayan ülkelere de çözüm alınabilecektir. Dolayısıyla İran ve Türkiye daima çok güçlü bir ittifak içinde olmalıdır. Yine 5 Ağustos 2016 tarihinde bir açıklamanız vardı. Rusya, İran, Pakistan, Türkiye hemen birleşsin. Hemen askeri, siyasi, sosyal ittifak yapalım. Bunlar bizim kardeşlerimiz, canlarımız, komşularımız. Bütünüz, biriz. Hiç beklemeden hemen birleşelim. Doğru. Şeytan 20 yerden böğürür. Mümin bir yerden bağırır. Şeytanın bütün şamatası yok olur. Yani o negatif kuvveti müminin nefesi yok eder. Adam mesela diyor ki ya 30 kişi birden söyledi, 40 kişi birden söyledi negatif, herhalde bitti diyor. Öyle bir şey yok. 40 pisliği bir bardak su temizler. 40 pisliği yani. Onun için ters konuşanlar şu bu hiç önemli değildir. Negatif konuşmalara bir tane pozitif karşılık verildiğinde o darmadağın olur. Darwinizmde de öyle oluyor. Milyonlarca aleyhte bir tane lehte konuşma oluyor, darmadağın oluyorlar. Bu konuda da İran-Türkiye düşmanlığı için çok uğraştılar. Tek noktadan konuştuk, konu bitti. Allah'a şükür. Evet. Dediğini yap, tersini yapın diye bir hadis var, doğru mu? Güzel yüzlüm, yakışıklım. Sizin aslan gibi gelişiniz, gelenekçi Ortodoks sistemi darmadağın etti. Ne Darwinizm bıraktınız, ne gelenekçi Ortodoks sistem. Hepsini darmadağın ettiniz. Onun hurafi olduğunu zaten sorundan da anlıyorum. Yani anlatış şeklinde anladığını anlıyorum. Müthiş bir hakaret bu kadınlar için. Çok çok çirkin bir hakaret. Kadına olan öfkeyi dile getiren çok iğrenç bir ifade. Kadın bir şey söyleyecek, sen tersini yapacaksın. Mevlana da bunu ballandıra ballandıra anlatıyor. Nefsini kadın bil diyor. Nefsini kadın bil diyor. Ya akıl almaz hakaret ediyor. Bilmiyorum o mu yazdı, başkası mı yazdı. Ama korkunç ifadeler. Kadının dediğinin tersini yapacaksın. Kadını yarım göreceksin. Kadını döveceksin. Kadını cehenneme doldurulan varlık olarak göreceksin. Yani bir öldürmediği kalmış. Her türlü kötülük kadına yöneltilmiş. Bundan sonra bu oyuna, bu acımasızlığa asla müsaade etmeyeceğiz. Evet. Sesin nereden geldiğini merak eden bir kedi var. Anlamaya çalışalım. Thank you.
Yiyeceğim o dişleri senin, o yiyeceğim dişleri. Karışım yaptı. Roman havasıyla efendim İzmir zeybeğini karıştırıp hoş bir görünüm verdi. Hep ilkler bizde oluyor zaten maşallah. Hayırlı uğurlu olsun millete. Güzel. İyi bir gelişme. Thank you.
dinliyorum. Merhaba Adnan Hocam. Diğer hocalardan farklı vizyonunuz var. Ben sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Neden böyle vizyonunuz var onu merak ediyorum. Yakışıklım, bize oyun oynadılar. Yani bütün İslam alemine, gençliğe. Hepimize oyun oynadılar. Yani biz fark edemedik. İyi niyete yaklaştığımız için, Allah'ı sevdiğimiz için, dini sevdiğimiz için. Önce din hakikaten böyledir diye zannettik. Yani o acayip görünüme de uyum göstertememekten beraber Allah böyle diyorsa doğrudur dedi insanlar. Ama baktık ki oyunun çapı çok büyük. Yani dehşet verici bir putperest, müşrik bir din anlayışını bize cehennem çorbası gibi sunmuşlar. Dolayısıyla bu belayının farkına tam anlamıyla vardık. Bütün mesele buradadır zaten. Belayı fark etmek, beladan kurtulmak demektir. Gençliğimiz de farkına vardı. Hepimiz farkına vardık. Kavruk, akılsız, içine kapalı, dengesiz, dünya boyutunun dışında aciz, zavallı insanlar yetiştirdi gelenekçi Ortodoks sistemi. Bazı gruplarda, bazı açılardan ve bazı kişileri bu şekilde yetiştirdi. Ve muazzam bir tahribat başlamıştı. Yani kadınlara yönelik, çocuklara yönelik, insanlara yönelik. Gençliğin neşesini yok ettiler. Sanat gücünü yok ettiler. Şevkini kırdılar. Ölüme doğru götürüyorlardı toplumu. Allah'a çok şükür kaplan gibi üstlerine çöktük. İlimle, irfanla, kanlı hukukla darmadağın ettik. Şu an gençlik pırıl pırıl aydınlık görüyorsunuz. On binlerce gençten röportaj yaptık. Hepsi nur. Hepsi aydınlık, hepsi ışıklı, hepsi aklı başında, dengeli ve tutarlı, hepsi Kur'an talebesi. Maşallah. Ben yakışıklımı bir daha dinleyeyim. Merhaba Adnan Hocam. Diğer hocalardan farklı bir vizyonunuz var. Ben sizi anlamakta güçlük çekiyorum. Neden böyle bir vizyonunuz var onu merak ediyorum. Yakışıklım, bak, anlamakta güçlük çekmenin sebebi, gelenekçi Ortodoks sistemi öyle bir oturttular ki yedire yedire her yere, yani halı kaplaması gibi oldu. Her yeri ondan kapladılar. Şimdi sen gerçek dini gördüğünde şaşırıyorsun. Ya bu nedir bu diyorsun. Hayret. Yani bu adam diyorsunuz herhalde dinimizi götürdü. Götürüyor. İslam'ı değiştiriyor. Müslümanlığı değiştiriyor. Veyahut dinden çıktı. Mülhit oldu, zındık oldu. Yani dinin bütün değerlerine savaş açtı. Buna benzer bakış açısı gelişiyor. Bakın bu ifadeyi Peygamberimiz 1400 yıl önce söylüyor. Diyor ki, biz öncüsüyüz, ona ortam hazırlıyoruz, zemin hazırlıyoruz. Onun, ben de, kardeşlerim de hizmetçisiyiz Mehdi'nin. Mehdi çıktığında diyor, halk onun dinsiz olduğuna kanaat getirecek diyor. Yani dine karşı mücadele ettiğine, zındık olduğuna, küfür içinde olduğuna inanacak diyor. Alimler, hocalar bu kanaatlerini belirtecekler diyor. Hatta İstanbul'un büyük alimi çıkacak diyecek ki diyor, bu adam bizim dinimizi mahvetti, bu zındıktır, bu kafirdir, buna uymayınız diyecektir diyor. Mehdi bu adamın yolunun yanlış olduğunu ona ispat edecek diyor. Yani ahir zamandayız. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki, onun en büyük düşmanı Mehdi'nin fakihler olacak diyor, fıkıh alimleri, hocalar yani. Büyük bölümü o tarzda olacak diyor, büyük bölümü. Ve onu zındıklıkla suçlayacaklar diyor. Bak, çok manidar bu. Mehdi. 1400 yıllık hadis bunlar, 1400 yıllık. Muhyiddin Arabi Hazretleri naklediyor. Küçük bir toplulukla diyor, 300 kişilik bir toplulukla İmam Mehdi hepsini yenecek diyor ve Kur'an dünyaya hakim olacak diyor. Bu çok büyük bir mucizedir. Allah toplu iğne başı kadar çekirdekten incir ağacını 25-30 metrelik ağaç yapıyor. Milyonlarca meyve verir diyor. Toplu iğne başı kadar çekirdek. Toprağa koyuyor Allah onu. Ağaç oluyor 30 metre, 25 metre.
yüz binlerce, milyonlarca meyve veriyor. Bal gibi. Senelerce, yıllarca. Onlarca yıl. Bak ama neden meydana getiriyor? Toplu iğne başı kadar bir çekirdekten. Mehdiyeti işte küçük bir gruptan dünyaya hakim ediyor Allah. Biz de Mehdi talebesi olduğumuz için tabii bizde de şaşırmalar, hayretler oluyor. Bu insanlar dinsiz mi? Kur'an'ı mı değiştiriyor, İslam'ı mı değiştiriyor? Kendi nefsi arzularına göre Kur'an'a şekil mi vermeye kalkıyorlar gibisinden Kur'an'ın açık, sarih yaşanmasına hayretle bakıyorlar. Ya Kur'an bu kadar özgürlük veremez. Din bu kadar özgür olamaz. Dinde böyle bir neşe olamaz, mutluluk olmaz. Bu adamlar gülüyor, eğleniyor, dans ediyor. Güzel giyiniyor, güzel yiyor. Bizim bildiğimiz din insanı mahveder diyor adam. Cehenneme döndürür. Kaliteyi yok eder. Yaşama anlamını, yaşama güzelliğini tam tersine çevirir ve kirletir. Sanatı yok eder. Müziği yok eder. Güzel yiyecekleri haram kılar. Hayatı çekilmez hale getirir. Ama burada tam tersine hayat bayram gibi. O zaman bunlar herhalde dini değiştirdiler. Öyle değil. Biz şirki değiştirdik. Şirk dinini ortadan kaldırdık. Gerçek İslam'ı getiriyoruz. Ondan bu kadar şaşırıyorsunuz. Din, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışını gösterdiği gibi korkunç, karanlık, yaşanamaz, dehşet verici bir ortam değildir. Din, neşe, bayram ve sevinçtir ve nurdur, ışıktır. Kalitedir. Dünyanın en kaliteli insanına Müslüman denir. En güzel insana Müslüman denir. Bunu zamandan göreceğiz. Tabi gelenekçi Ortodoks İslam derken bütün gelenekçi Ortodoks Müslümanları kastetmiyorum. Çünkü benim birçok sevdiğim insan gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı içinde. Evet, dinliyorum. Yakında gösterime girecek bir Türk filminin tanıtımında sizin taklidinizi yapmışlar adamı. Bakayım. Bakayım, yakışıklıyım gençe. Ya bu yapmayayım diyorum, aklıma getirdi. Ne geldi güzel aklınıza hocam? Espri değil mi? Espri. Hadi yapın, yapın. Sahne diyorlar bazen. Sahnede ne olur kızlar? Hasta. Postanede ne olur? Posta. Hastanede ne olur? Hasta. Kütüphanede ne olur? Küçülüm. Niye kitap oku diyorlar? Kütüpmüş bak. Şahane olmuş, bayağı güzel. Başka var mı? Sinema ve tiyatro oyuncusu Demet Evgar'ın bir videosu var. Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım münafıklara. Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. Ama uyumu tam yapmış. Çok güzel yapmış ama sanatçı olduğu için tabii tecrübe edin. Yüzü de çok şeker. Başka var mı? Bir video daha var. Şekerliğe bak sen. Bayağı şeker, saç stiline falan dikkat ediyor musunuz? Aynısı sakal falan. Kaç video daha var? Bakayım. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Başka yok mu? Var ya. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Ama bayağı güzelmiş bu kız. Kim bu acaba? Bayağı güzel maşallah. Güzelliğinden gözlerimi alamadığım, içimi titreten aşkımla devam ediyoruz inşallah. Yalnız niye bir tane tek bir kızı taklit ediyor, onu anlamadım. Ama en uygun herhalde o oluyor anladığım kadarıyla.
öbürlerinde de olabilir. Bir bakın. Bayağı güzel. Daha önce de vardı güzel taklitler vardı. Ama gülmeyi çok iyi yapıyorlar. Bazı mimikler. Yani 5-10 noktayı çok iyi bulmuşlar. Evet dinliyorum. İsmail Baki'nin vardı. İsmail Baki'nin vardı. Var mı o? Sevcan beni seviyor musun sen? Çok seviyorum hocam. Yürgen ya. Alıştın mı bize? Alıştım hocam. Buyurun hocam. Nasıl böyle yani? Sevimli. Zaten daha sevimli, daha da sevimli oldu. Maşallah. Daha da kedi oldu. Daha da dev bir kedi oldu. Sarı bir kedi oldu. Maşallah. Sen de esmer kedi. Kim Kardashian gibi. O da Kim Kardashian'ı da biliyorsunuz. Ben onu geçen programa çağırmıştım ben. Gelmedi bak bu sefer gelsin. Gelsin çocuklar. Evet. Çok yetenekli. Çok başka eski programlar onları da bulalım. Ünlü oyuncu Özgür Özpirinç'in bir videosu var. Bakayım. Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım münafıklara. Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en çok sevdiğim kişi sizsiniz hocam. Çok derin seviyorum. Hay maşallah. Elhamdülillah. Bazıları tam mimikleri falan tam tutuyor. Çok güzel oluyor. Bir video daha var. Bakın. İsmail Baki dehşetti ya. Evet. Çok şahaneydi onun. Çok olması lazım. Bir iki tane değil onun. Değil mi? En az 6-7 tane olması lazım. O çocuğun kıymetini bilmediler ya. Çok değerli bir sanatçı o. Yani çok yetenekli. Bayağı da neşeli, güzel bir ortam sağlıyordu. Birkaç horoz böyle üstüne geldi çocuğun falan. Beni niye taklit ediyorsun falan tarzında. Yani çok ayıp, çok çirkin. Evet, dinliyorum. Ben giyinmeyi çok seviyorum. Yani kaliteli bir şekilde giyinmeyi seviyorum ama çok ucuz giyinen de insanlar var yani. Böyle hani dikkat etmeyen üstüne başına. Yani dışarı çıkarken kendine dikkat etmeyen insanlar var. Bunun için ne yapabiliriz? Canım için bir kere yani sevginin güzel bir şey olduğunu gençlere göstermek lazım. Sevmenin ve sevilmenin hayatın amacı olduğunu çok iyi öğretmek lazım. Bu devlet politikası olması lazım. Okullarda devlet politikası olarak önemli bir konu olarak hayati temel bir konu olarak öğretilmesi lazım. Genç kız güzel oluyor, adam küfrediyor. Babası dövmeye kalkıyor, abisi bıçaklamaya kalkıyor. Kocası silahla vurmaya kalkıyor. Yani güzelliğine rahatlık vermiyorlar kadınların. Burada bir kepazelik var.
Ya bir kere yarım görüyor, insan olarak görmüyor, haşa ya. Hayvanla insan arası görüyor. Her dediğin tersini yapın diyor. Cehennemi %99 kadınlar dolduracak diyor. Ya ne kadar kötü şey varsa onların üzerine çevirmek istiyorlar. O zaman da kadınlar hayata küsüyor. Sevgiye küsüyor, sevmeye ve sevilmeye küsüyorlar. Onları manen öldürüyorlar daha Türkçesi. Bu çok korkunç bir şey. Bir insanı yaşarken öldürmek. Bu dehşet verici bir şey ve bu büyük bir suçtur. Devlet, hükümet buna tedbir alması lazım. Gençlerin sevgi dolu olması için birbirini sevmesi, herkesin birbirini sevmesi, en başta Allah'ı sevmek, peygamberleri sevmek, birbirlerini sevmeleri, genç kızlara saygı, hürmet göstertilmesi, nezaket gösterilmesi, onların haysiyetine, şerefine, namusuna, onuruna, sağlığına, sıhhatine, neşesine çok çok belirleyici şekilde sahip çıkılması ve özen göstertilmesi. Bunlar çok hayati. Genç kızı tuzağa düşürmeye çalışıyor adam. Irzına geçip onu aşağılamak istiyor. Onun işte fotoğrafını çekip anasına babasına göndermeye kalkıyor. Çocuklar cehenneme düşmüş gibi oluyorlar adeta. Neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Onun için bu gelenekçi ortodoks sistemin tahribatını ve Darwinist materyalist sistemin kadınları hayvan gibi gören tahribatını, ki o biliyorsunuz Darwinizm'de kadın insanla hayvan arası bir mahluk kabul ediliyor, haşa. Bu ağır tahribatı büyük bir özenle şu an temizliyoruz. Geniş çapta da temizledik ama buna devlet desteği gerekir. Hükümetten bunu da rica ediyoruz ve bunu resmi olarak da isteyeceğiz, dilekçeyle de isteyeceğiz. Sevgi, kardeşlik, muhabbet bütün Türkiye'ye, dünyaya, İslam alemine kısa sürede hakim olacak. Herkes de görecek bunu. Evet. Altın plaka üzerine yazılan Tevrat nüshalarının detay resimleri var yeni bulunan. Ayrıca Hazreti Süleyman'a ait olduğu düşünülen metal mühür bulundu. Sen o resimler neden acele geçtin? Yanlışlık mı oldu? Yok. Teker teker göster baştan. Tekrar gösterebilirim. Evet. 2 santimetre ebadında 6 sayfalı Tevrat metal kitabe altın üzerine yazılı. Yeni bulundu. Ama demin bazı resimleri falan gördüm ben. Onların hepsini bir göreyim yeniden. Tek tek geçiyorum hepsini. Yaklaştır. Resmen yaklaştır. Yukarı doğru getir. Evet, devam edelim. Bunları bir teknik inceleyelim daha sonra. Şu an göstert. Demin gördüğüm resimleri bir daha göreyim. Orada bir adam yüzü vardı. Sen bir geçtin onları. Bir daha da göstermedin. Geliyorum. Evet, yaklaştır bu resmi. Evet, devam edelim. Yaklaştır. Evet. Evet, bu 7 kollu Şam'dan, bu klasik. Büyütmede netlik kayboluyorsa yeniden eski haline getir. Evet, devam edelim. Bu polisin sunduğu fotoğraflar mı?
Öğrenelim. Fotoğraflar. Herhalde yani. Polis sunmuş. Kim çekecek resmi başkan? Daha kapsamlı fotoğraflasınlar. Yani daha net, yani bilimsel çalışma yapılacak gibi olması lazım. İnşallah. Tamam, neyse ben sonra ona bir daha detaylı bakayım. Evet, dinliyorum. Adnan Hocam, çok yakışıklısınız gerçekten. Sizi severek izliyoruz, çok seviyoruz sizi. Sorum, siz neden bu kadar çok yakışıklısınız maşallah? Oh, severim ben senin güzelliğini. Saç rengin çok güzel olmuş. Yüzün de çok güzel, gözlük de yakışmış. Dekolten de çok güzel. Sevecenliğin, doğallığın, samimiyetin sana çok yakışıyor. Allah sana uzun, güzel ömür versin, sağlık içerisinde yaşa. Seni çok seviyorum ve sevdim. Evet. Yasemin Hanım, nasılsınız? Çok iyiyim adam, nasılsınız? Teşekkür ederim, çok dikkatli konuş. Bak, gençlerin şakası yok. Hocam... Evet, dinliyorum. Also mein Name ist Priscilla, ich bin 23 Jahre alt, komme aus Berlin und ich möchte meine Meinung äußern zu der Sache, dass Männer um Männer heiraten oder Frauen um Frauen und ich bin halt dafür, also ich bin dagegen sozusagen, weil ich finde einfach, dass Männer und Männer, das gehört sich nicht und ich finde, ich bin auch gläubig und ich glaube halt auch in der Bibel, dass Adam und Eva. Ah, benim nur yüzlüm, güzel yüzlüm. Güzel. O kadar güzelsin ki canımın içi. Allah sana uzun ömür versin. Şu güzelliğe bak. Kaş, göz, ağız, burun, dişleri, dudakları, her yeri çok güzel. İmanından Allah seni cennete götürsün. İnşallah. Cennetinde yaşatsın, güzel yüzlüm. Aferin sana. Bak, homoseksüelliğe karşı. Ben diyor, İncil'de Adem'le Havva'nın birlikte olduğunu gördüm diyor. Aferin benim canıma. Maşallah. Evet, dinliyorum. Arkadaşının çalışmasını istemeyen bir köpek var. Yani olmaz. Özellikle olmaz. Evet, dinliyorum. İsmim Hüseyin Enes. Eskiden insanlar kapılarını açık bırakarak bir yerlere gidiyorlarmış. Şimdi kimse kimseye güvenmiyor. İnsanlar çeşitli kilitler alıyor. Çeşitli güvenlik sistemleri kuruyor evlerine. Neden bu kadar böyle güvensiz olabildik birbirimize? Güzel yüzlüm, nur yüzlüm, yakışıklım, aslanım benim. Sen bunu söylüyorsan, Allah seni nurlandırmış. Allah'ın ruhunu taşıyorsun ki deccaliyetin acımasız ahlakına karşı gelmişsin. Ve nur gibi yüzünle İslam'ın, Kur'an'ın güzelliğini, cennet gibi mehdiyet ortamını özlem içerisinde anlatıyorsun. Bütün gençler böyle. Milyonlarcasınız. Allah'a çok şükür. Aranızda da bir sızma olmamış. Bak, kontrol ettik, baktık. Nur gibisiniz, aslan gibisiniz ve mehdiyet için tam anlamıyla aşık bir bekleyiş içindesiniz. Muazzam bir talep var. Güzelliğe, iyiliğe, arkadaşlığa, dostluğa, sevgiye, barışa. Savaşlara karşısınız, kavgaya karşısınız, kötülüğe karşısınız. Sadece sanat olsun, güzellik olsun, sevgi olsun, dostluk, kardeşlik olsun, vefa, sadakat olsun diyorsunuz. Zaten bu son aşamadır. Bunu diyorsanız, bu güzelliğin olması an meselesidir. Maşallah diyoruz. Kısa bir ara verelim, devam edelim. Yayınımız kısa videolarla devam ediyor. Yayınımıza devam ediyoruz. Ne güzel. Evet. Dinliyorum.
kim olduğu bir zaman yaşayacak mıyız? Güzel yüzüm, o kadar hakkınız ki, o kadar hakkınız ki. Cenab-ı Allah sizi zaten sevgiden yaratıyor. Her yeriniz sevgi, kainatın amacı sevgidir. Uçsuz bucaksız bütün alemin tek hedefi sevgidir. Allah'ın da tek istediği sevgidir. Cennetin amacı sevgidir. Cehennemin amacı da sevgidir. Hepsinin amacı sevgidir. Sevgi dolu günleri yaşayacaksınız. Hem de bol bol. Yeni nesil o yönden çok nasipli. Önümüzdeki 60 yıl hatta 65 yıl bayağı güzel olacak. 5 yılını çıkaralım, 60 yıl. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan Bey, adım Selim, ben Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyorum. Bu Suriyeliler hakkında bir düşüncemi paylaşmak isterim. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan bu siyasi olaydan ötürü Suriye'den gelen mülteciler, yani ülkemizde bundan 20 yıl sonrası için karışıklık bile çıkabilir. Yani bizim yaşlı çocuk başımızın tacıdır, eyvallah, ama bundan yani bizim askerlerimiz gitti orada, yani canı pahasına onların toprakları için savaştı. Tabii Türklük her yerdedir, buna bir şey diyemez derim, ama onlar burada dururken de kanımıza dokunuyor açıkçası. Onların yani ülkemizde denizde, plajlarda falan rahatça gezebilirken, yani bizim askerimiz orada kahramanca şehit olabiliyor. Bu Suriyelilerin yani ülkemizde bu denli olması, yani rahat takılması, yani hiç iyiye gitmiyor. Benim düşüncem tabii. Onlara da hakaret etmek istemem. Ya bunlar için neler yapılabilir? Güzel yüzlüm, nur yüzlüm, yakışıklım, biraz öfkelenmişsin, o da sana etki ediyor tabii, uslubuna etki ediyor. Daha bir halim, daha bir selim, daha bir akılcı düşün. Bir kere güç Allah'ın, yani Suriyeli dediğin Allah'ın tecellisi, gariban adamlar. Eğer Türkiye'yi onlar yıkmaya muktedir olmuş olsaydı, yani çoktan Türkiye yıkılırdı öyle tiplerle. Öyle bir şey olmaz. Onların bize bir kadir şinaslık bakışıyla baktığını düşüneceksin. Ayrıca onlar bizim için de ayrıca hazır asker. Yani Allah vermesin öyle bir savaş olduğunda onları hemen asker alacağımız belli. Ve çok etkili de olur. Mesela Hatay meselesi var Türkiye'nin. Hatay meselesinde şimdi buradaki Suriyeli kardeşlerimiz ne diyecekler? Biz Hatay'ın Suriye'ye verilmesini istemiyoruz diyecekler. Referandumda. Bitti. Mesela referandum günü yaklaşıyor. Hatay için. Yani anlaşma var daha önce. 100 yıl önce yapılmış anlaşma var. 100 yıllık. Ne diyecek? Ben istemiyorum diyecek. Ya bunu bana söyletmeyin. Yani belki bu bir devlet sırrı ama mecburen söyletmiş oluyorsunuz. Bir hayır vardır diye düşünün. Plajda varsa resmini gönderin bana. Göreyim hangi Suriyeliymiş plajda. Benim bildiğim sokaklardalar. Ve sürünüyorlar, çok perişan şartlarda yaşıyorlar. Ve suç işlemekten şiddetle kaçınıyorlar. Türkiye'de suç işleme oranına göre, onlarda suç işleme oranı %1. Türkiye geneline göre. Yani oranladığımızda, Türkiye'ye de onu oranlayarak baktığımızda onlardaki oran %1. O kadar suçtan uzaklar. Yazık, günah. Bu kadar paniğe kaptırmayalım onları. Bu kadar üstlerine gitmeyelim. Bu onları daha da acı içerisine sürükler. Çünkü güven duyarak geldiler. Bu sefer diyorsun ki burada güvenli değil. Ne yapsın? O denize git diyorsun o zaman. Adam kendini denize atıyor. Bak habire boğuluyorlar denizlerde. Yazık, günah. Yani bu kadar üstlerine gitmeyin. Acıyarak, şefkatle, merhametle bakın. Benim yakışıklıma bu kadar öfkelenmek gitmez. Aslan gibi delikanlısın. Öfkene hakim ol. Biraz toparla kendini. Ve kendini onların yerine koyarak bir bak. Bir de endişelerin, şüphelerin hakkında eline belge geçerse bana gönder. Ben ilgili devlet kurumlarına onu bildiririm ve gereği de yapılır. Evet, dinliyorum. Her imanlı insan kaliteli midir sizce de?
Canımın içi şimdi iman eder ama çok satidir imanı, zayıftır. İmanı zayıf, enesi kavi diyor Bediüzzaman. Onda bir kalite oluşmaz. Gerçi Ortodoks sistemde zaten cübbeli ne diyor? Aman düşünmeyin diyor, aklınızı kaybedersiniz diyor. Düşünmeden olan bir iman nasıl olur? Yani Kur'an'da bahsedilen düşünerek, araştırarak, okuyarak olan iman. Güçlü imanda kalite oluşur. Ben güzel yüzümü bir daha göreyim. Her imanlı insan kaliteli midir sizce de? Bir kere çok güzelsin sen ve çok sempatik ve tatlısın. Allah sana uzun ömür versin. Gerçekten samimi iman etmiş, samimi olan her insan imanın etkisiyle kaliteli olur. Temiz olur, düzgün olur. Sanattan anlar, estetikten anlar, sevmeyi sever, sevilmeyi sever. Sevilmeyi sevdiği için de güzel olmaya özen gösterir, temiz olmaya özen gösterir. Temizleri sever, güzelleri sever. Her şey kaliteli olsun ister. Dolayısıyla da kaliteli olur tabii ki. 2039'da Hatay'ın durumu için tekrar referanduma gidilecek. 2039'da. Orada biz 3 milyon Suriyeli kardeşimizi barındırıyorsak 2039'da onlara sorduklarında ne diyecektir onlar? Ne der? Hatay bizim diyecektir. Hatay Türk devletinin. Dolayısıyla biz Hatay'ın bağımsız olmasını istemiyoruz diyecek. Reddedecek. Reddedince ne olmuş oluyor? Konu kapanmış oluyor. Bunun söylenmesine beni mecbur ediyorsunuz. Aylardan beri susturamadım. Yani bu normalde söylenmez ama bak mecbur edip söyletiyorsunuz. Evet, dinliyorum. Merhaba Adnan Bey, ben bilgisayar programcılığında okuyorum. Adım Abdülkadir. Bu üniversitede öğrencilerin keyifli vakit geçirebilmesi için pek bir imkan yok. Acaba bunun için neler yapılabilir? Bunu soracaktım. Yakışıklı Abdülkadir, yani hiçbir yerde gençlerin böyle neşeli olduğunu ben pek görmüyorum. Her yerde neşe yasak, gülmek yasak. Gülen adama, adam kötü gözle bakıyor. Güzel giyinene, güzel konuşana, sevene, sevilene birçok insan karşı. Neden? Gelenekçi Ortodoks sistem ve Darwinist sistemin arasında kalan yapıdan dolayı. Biz buna müsaade ediyoruz mu? Etmedik. Ne oldu? Gençlik bu beladan silkelenip kurtuldu. Ve öyle bir kurtuluş ki bak görüyorsunuz, bütün gençler hep güzelliği, neşeyi, sevinci, temizliği arar hale geldi. Ama istisnasız. Bak yüz binlerce insanda yapılan bu araştırma bu neticeyi veriyor. Allah'a çok şükür. Her yer neşeyle, güzellikle doğacak ama tabii önce Türkiye'nin ayağını sağlama basması gerekiyor. Devlet şu an onun için uğraşıyor. Bir süre sonra, kısa bir süre sonra her şey rayına oturacak, her şey güzel olacak. İnternete geçebiliriz. Geçelim. Evet, kısa videolarla programımız devam ediyor. Canlı olarak internetten izleyebilirsiniz. a9.com.tr, a9h.com, mobil A9 uygulaması, Skop'tan A9 TV kamera, YouTube A9 TV.
şu tablolarımı bir daha göreyim, bugün yaptığım tablolarımı. Bülent, bir de oksijene ihtiyacın yok mu senin? Nedir? Evet. Denizdeki tarih. Denizdeki tarih. Bak, Roma sütunlarını görüyorsunuz arka kısımda. Sular altında kalmış. Ve güneş vuruyor ama efendim tabi denizde olduğu için ancak bu kadar o yansımalara falan dikkat çekerim. Evet. Muazzam bir sulu boya tekniği. Görülmemiş bir teknik kullanıyoruz. Ve Japon balıkları. Bunlar da Japon balıkları. Topluca geziyorlar. Evet. Şahane bir sulu boya tekniği burada da var. Evet, dinliyorum. Köpeği tokatlayan bir kedi var. Ya hayvan manyağı şimdi ne yapıyor? Ne kadar sinirli ya. Bu nedir? Saydırıyor be. Bir daha göster bak. Ya o arkadaş olmak istiyor, yanlış anlıyor. Ama tırmalamıyor, sadece evet. Af diyor. Evet. Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Melis. Ankara'dan geldim. Konya'ya okumaya. Birkaç gün oluyor. Yolda yürürken ya da tramvayda, otobüste insanlar böyle değişik değişik bakışlar atıp rastalarımı benden izinsiz elleyip ne olduğunu bakmaya çalışıyorlar ve buna yönelik hakaretler alıyorum resmen. İşte para verseler yaptırmam. İşte çok iğrenç görünüyor. Yok şöyle, yok böyle. Yani gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Allah Allah. Bu Konya ve Kayseri'de genç kızlar çok yangınlar. Burada bir anormallik var bir olayda. Orada bir örgütlü bir yapılanma olabilir. Garip bir şey var. Onu biz savcılığa bu genç kızların ifadeleriyle bir sunalım. Yani bir gariplik var. Bu bir değil, iki değil, on değil. Bir de adamlardaki çirkin cesarete bak. Evet. Ve kalitesizliğe bak, basitliğe bak, sıradanlığa bak. Görgüsüzlüğe bak. Bir genç kızın saçına falan dokunmak ne demek ya? Senin güzelliğini, gençliğini, cazibeni kıskanıyorlar. Çünkü sana asla ulaşamayacağını biliyor. Ahlaksızlık yapıyor, haysiyetsizlik yapıyor. Seni kızdırıp üzmek istiyor. Orada başka bir amacı yok. Ve bunu yapanların büyük bölümü de... Neredeyiz? İnternet. Homoseksüel, efendim, transseksüellerle falan da ilişkiye giren, haysiyetsiz, namussuz, şerefsiz, ahlaksız köpekler, karaktersiz herifler. Hükümet bunların başına mutlaka bir ceza getirecektir. Bu yönde zaten bakanın açıklaması oldu. Yani hür yaşama, insanların kıyafetlerine müdahale, bunu asla kabul etmiyoruz. Hür yaşama, müdahaleyi kabul etmiyoruz dedi. Bu gelecek sillenin alametleri. Bu çakalları tespit etmek çok önemli. Yani bunlar çünkü muğlak şu an. Nasıl olabilir? Bir şahıs tek tek yakalanabilir bunlar, tespit edilir. Mesela resmini çekebilir genç kızlar bunların. Yanlarında telefonlar olduğunda, mesela saçını tuttuğunda falan resmini çekebilse bu çok güzel olur. Ama olmuyorsa bile Konya ve Kayseri'de bir sivil polis yoğunluğu meydana getirilebilir. Bunu teklif edebiliriz. Ya bu nedir bu genç kızların buralarda çektiği? Ne kadar güzel benim canım. Harikulade güzelsin. Allah güzelliğini artırsın. Aslan gibisin. Yani görgün, kültürün, uslubu, konuşma şeklin çok mükemmel. O hayvanlar
o köpekler sana asla ulaşamayacağını bildikleri için, rüyasında dahi göremeyeceğini bildiği için o kinle sana alçakça ve kahpece saldırıyorlar. Onların o senin güzel saçını tutan ellerini kanuna, hukukla kıracağız. Çünkü bu Konya'da ve Kayseri'deki bu köpeklerin sayısı biraz çok herhalde anladığım kadarıyla. Bu alçaklara nefes aldırmayacağız. Oraya Konya'ya ve Kayseri'ye gidip bizzat olay yerinde bu konuyu bir görelim. Avukat arkadaşlarımız da gitsinler. Konuyu doğrudan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletelim. Tabii bu çocukları mağdur etmeden, savcıyla, polisle muhatap etmeyelim. Uygun bir şekilde bu belaya dur diyelim. Çünkü çocukları cehenneme çeviriyorlar ya. Mesela saçı çok güzel, çok hoş, bakım yapmış, güzellik yapmış, kendini güzelleştirmiş. Kokmuş pis ellerine, mikroplu alçak ellerine, o zamanı gelince kırılacak olan o iğrenç ellerine, tertemiz bu genç kızların saçına dokunuyor adam. Bilmem ne yapmaya kalkıyor ahlaksız herifler. Bunu yaptıklarına, yapacaklarına bin pişman edeceğiz. Gereğini yaparız. Hukukla, kanunla. Evet, dinliyorum. Bekir Bozdağ'ın açıklaması vardı. Yaşam tarzlarına müdahale konusunda. Hükümetimiz yaşam tarzlarına dönük her türlü müdahale karşısında hukukun en etkin bir şekilde kullanılmasını ve uygulanmasını sağlayıcı ciddi adımlar atmıştır. Hangi yaşam tarzını seçerse seçsin, inancından, kanaatinden, düşüncesinden dolayı yaşam tarzına dönük tercihlerine vatandaşlarımızın kim müdahale ederse etsin veya zorla onları başka yaşam tarzlarına sevk etmeye çalışırsa çalışsın, karşısında güvenlik güçlerimizi, hukukumuzu ve hükümetimizi bulacaktır. Bunların hiçbirisine en ufacık müsamaha göstermemiz söz konusu değildir. Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımızın yaşam tarzları anayasamız, hukukumuzun teminatı altındadır. Bu çok güzel. Bunu fiilata geçirtelim. Konya ve Kayseri, bak çok fazla şikayet geliyor buralarda. Bu genç kızlara sokakta eliyle, diliyle müdahaleyi, bunu terörle mücadeleye de sevk edilecek şekilde getirilebilir. Yani kanun o yönde değiştirilebilir. Bu alçakların kafası en açık şekilde ezilsin. En sarı şekilde ezilsin. Benim canlarım istediği gibi geçsinler Konya'da. Güzellikleriyle, gençlikleriyle, dinçlikleriyle geçsinler. Bu alçak, homoseksüel, dinsiz, imansız alçaklar, kahpeler bu genç kızlarımızı rahatsız etmekten vazgeçecekler. Vazgeçmezlerse ta omuzlarından onların o pis kollarını kıracağız. Kanunla, hukukla. Bak, hükümetin açıklaması bu yönde. Bir hazırlık var demektir. Gereği yapılacak. Alçak herifler. Çünkü ulaşamayacağını biliyor. Yani o iğrenç bakışlarına bile o çocuk muhatap olmayacak. O iğrenç bakışlarını çekeceksin. Değil o pis elini. O iğrenç bakışlarını da istemiyoruz. Evet, dinliyorum. Avatar Atakan olarak tanınan kickboks ve Muay Thai spor dallarında sayısız uluslararası başarısı bulunan dövüşçümüz, her cuma Instagram'dan yaptığı dindar paylaşımlar ve yanına yazdığı güzel notlarla dikkat çekiyor. Ölüm daha doğduğum gün yola çıktı. Bana doğru geliyor. Hem de hiç acele etmeden. Acizim ama çaresiz değilim. Yalnızım ama asla sahipsiz değil. Allah var, sıkıntı yok. Sözlerini yazdı. Ringe her çıkışından önce doğanın gücüne inandığını söylüyor, sığındığını söylüyor. Doğanın gücünü bilir misin? Bizde Allah isterse kuşlar filleri yener şeklinde bir açıklaması var. Yalnız yakışıklım, sen aslan gibi delikanlısın ama bizim içimiz hiç rahat değil. Sen maça çıkıyorsun. Allah zikirsin, sağlığına, saatine bir şey olacak diye. Biz çok tedirginiz. Ya bu kadardan durdursan Allah aşkına. Yani bak, kum torbasına vur. Efendim, her türlü sporu yap, vücut geliştir. Ama kendine vurdurtma, başkasına da vurma. Yani bu işe benim hiç aklım yatmıyor. Hiç. Gerçi çok dayanıklı oluyorlar yani. Bünyeleri çok güçlü oluyor ama
yani sakatlanma ihtimali de çok yüksek. Çünkü maşallah bayağı güçlü kuvvetler. Kardeşim vurdu mu tuz duman eder yani. Bütün gücüne suratına vuruyor. Karaciğerine vuruyor, kafasına vuruyor. Karşıdaki ona vuruyor. Ben yakışıklımdan rica ediyorum. Yani yapmasın, bitirsin Allah aşkına. Ya spor yapsın. Ama müsabakalı boks, müsabakalı king box olmasa çok iyi olur. Karate'de de, tekvando'da müsabaka olmasın. Çünkü ya insan çok zayıf bir varlık. Ona açılıp açılıp vurdun mu ne olur ya? Hayır, iyi yönünü de inkar etmiyorum. Çünkü hakikaten bir insan çok zayıf oluyor. Normalde on, mesela o birisine vursa bir insana adam kovaya girer yani. Darma keşen olur. Tabii. Yani ona vurulduğu gibi başka birine vurulsa ölür Allah alem. Ama ona hiçbir şey olmuyor maşallah. Yani iyi bir dayanıklılık ama şimdi bu onun için değer mi? Bence değmez. Maçları bıraktı sanırım. Bıraktı. Evet. Oyuncu aman öyle olsun. Aman öyle olsun. Yani maç hiçbir yerde olmasa tekvando, karate yani öğrensin. Her şeyini öğrensinler. Ama o tip işte kum torbası falan tarzı cisimlerle çalışsınlar. İnsanla olmaz. Yani uzun vadede sakatlanırlar. Allah esirgesin. İsmail Baki'nin var mı başka? Var videoları. Onun şeyin yerin mi? Aşkım, şey makyajını kendin mi yapıyorsun sen? Kendim yapıyorum hocam. Jenny, biz çok sevimli hayvanlar koyuyoruz buraya. Üçgenin içine. Senden kedi olmasın. Senden sweet olmasın ama çok tatlı, çok seviyorum. Ben de, o da çok seviyor beni. Öyle değil mi? Ceren. Evet hocam. Ceren de sarı civciv. Öyle tarif edilecek gibi değil maşallah, yani. Çok güzel. Maşallah. Öyle değil mi? Gözlere bak. Teşekkürler maşallah. Hocam, maşallah. Sarı civciv diyorum ben ona. Clara orada, maviş. Clara. Maşallah. Maşallah hocam. Clara nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Clara'yı o kadar severim ki, ben de çok sever. Doğru evet, mu? Evet hocam. Çok severim. Maşallah. Canından çok seviyorsun. Maşallah. Çok. Dilara da çok tatlı. Çok güzel. Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk hocam. Dilara voleybolcu. Maşallah hocam. Maşallah. Konumu da sona sakladım. Dünyanın en tatlı, en güzel dans eden ilk üçüne girer. Maşallah hocam. Maşallah. Öyle tarif edilecek gibi değil. Çok güzel. Öyle değil mi kızım? Öyle evet, hocam. Maşallah. Kara civciv böyle black swan. Maşallah. Bir kaç figür gösterirsin değil mi? Göstereyim hocam. Dur müzik koyayım ona. Birazcık böyle uygun bir müzik koyayım. Nurhan Sultan bize yol açtı, değişik hareketle. Maşallah hocam. Ya müthiş yetenekli bu maşallah. Nereden de aklına, çok iyi vulgarize ediyor. Mükemmel, çok güzel. Ara ara göstereceğiz, acele etmeyin. Efendim, genç kızlarımıza ellerini kollarını uzatanların ellerini kollarını kanunla hukukla kıracağız. Bak bakanın açıklaması bu. Kayseri'de, Konya'da bu çakalların kökünü kazıyacağız. Kanunla hukukla. Gönülleri çok rahat olsun. İstedikleri gibi geçsinler. Aslan gibiler. Allah güzelliklerini artırsın, sağlıklarını artırsın. Allah onları nimet olarak dünyada yaratıyor. Dünyanın en güzel varlıkları, en nadide varlıkları, onları çok seviyoruz kadınları. Kadınlar bizim için bir baş tacı, büyük bir nimet, Allah'tan bir lütuf, Allah'ın bize sunduğu müthiş bir güzellik. Allah hepsine sağlık, sıhhat, güzellik, iyilik versin, hidayet versin. Hepsi cennet güzeli, cennet varlığı inşallah. Evet, şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Kısa videolarda devam ediyor program.